Konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak ev sahipliğimizde gerçekleşen online mali müşavir programı Zirve Nova'nın e-dönüşüm bilgilendirme seminerine hepiniz hoş geldiniz. Nova, ürün yöneticisi Çağrı Yıldırım, iş geliştirme yöneticisi Serpil Çiçek, müşteri ilişkiler danışmanı Sefa Çalışkan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Doktor Alper Erdem'in sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde uygulamalı anlatımların ve e-defter sunumunun yanı sıra son yeniliklerden bahsedilecektir. Ayrıca seminerimizde bir yıl ücretsiz program çekilişi de yapılacak. Ancak sanırım bu seminerin sonunda gerçekleşecektir herhalde. Sunumlarını yapmak üzere sözü Zirve Nova yetkililerine vermeden önce ev sahipliğimizde gerçekleşen seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Hüseyin Halil Kürsi'ye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Yollarımızı kapatmışsınız arkadaşlar. Evet sevgili meslektaşlarım, hepinize merhabalar. Yılın sonunun yaklaştığı, yeni bir mali takvimin başlayacağı dönemde dijital ve dijital uygulamalarla ilgili son değişiklikler ya da yapmanız gerekenlerin anlatılacağı bir seminerimiz var. Bu seminere hepiniz hoş geldiniz. Ben seminerin bir an önce başlaması için sözlerimi çok uzatmayacağım. Ancak çözüm ortağımız, yol arkadaşımız ve dijital dönüşümdeki çözümleriyle bize yardımcı olan Zirve'ye, Zirve programlarına, yönetim kuruluna, ayrıca bu dönemde bize sağlamış oldukları katkılardan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim genç mali müşavirlerle ilgili seçim dönemindeki sözlerimizi yerde bırakmayarak meslektaşlarımıza 3 yıl süreyle yeni ruhsat alıp büro açtıkları son 6 ay içerisinde talep etmeleri durumunda bir bayileri programı ücretsiz vereceğini söyledi ve yine bu yılki futbol turnuvamızın tümünün ana sponsoru olarak meslek mensuplarıyla ne kadar kol kola olduklarını gösterdiler. Ben sunumlarının başarılı geçmesini, hepinizin önümüzdeki dönem ve bu dönemin sonunda yapacaklarıyla ilgili verimli bir sunum izlemenizi temenni ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Oda Başkanımız Hüseyin Ali'yle açılış konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi sunumu yapmak üzere sözü Zirve Nova yetkililerine bırakıyoruz artık. Çok buyurun efendim, kolay gelsin. Öncelikle sizlerle bizleri buluşturan değerli başkanım ve yönetim kuruluna ve katılımınız için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. İsmim Serpil Çiçek. Mikrogrup Zirve Yazılım bünyesinde iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık bunun 13 senesi TÜRMOB Tesmerluka projesi olmak üzere 20 yıldır, bunu da söylememem lazım aslında yaşım ortaya çıkıyor ama 20 yıldır sizler gibi bu mesleğin içerisinde yer alıyorum. Sizler gibi mesleğin zorluklarını biliyorum. O yüzden sizlerle aynı yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Bugün de burada tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte umarım çok güzel, faydalı bir seminer olur. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi bugün burada neler konuşacağız? Öncelikle biz kimiz? Mikrogrup kim? Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında şirketlerimiz ve ürünlerimiz nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Uygulamalı bir defter anlatımımız olacak. Sonrasında ürün yöneticimiz Çağrı arkadaşım sizlere Zirve Nova 2.0'daki yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi verecek. Yine Zirve Masaüstü programımızla ilgili sorularınız olduğu takdirde de Sefa Bey burada, o size destek olacak, birebir de sorularınızı cevaplayacak ve onun dışında günün beklenen kişisi tabii ki Sayın Doktor Alper Erdem, mali müşavirimiz, kendisine de katılımı için ayrıca teşekkür ediyorum. Onun da çok güzel bir sunum olacak. Şimdi biz Zirve Yazılım olarak yaklaşık 20 yıldır
İşlerinizi kolaylaştıracak, meslek hayatınızı rahatlatacak uygulamalar geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Başladığımız günden bugüne bir muhasebe ofisinde neler yapıyorsunuz, nelere vakit harcıyorsunuz, nelere yoruluyorsunuz diye düşünerek, diye hareket ederek pratik çözümler bulmaya çalışıyoruz. Uygulamalarımızı da hep bu yönde geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu uygulamaları geliştirirken sizden gelen talepleri, sizden gelen önerileri dikkate alarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü diyorum ya, meslek mensubu sizsiniz, kullanıcı sizsiniz. Sizin fikirleriniz bizler için çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada ise Zirve Yazılım mikro grup bünyesinde faaliyetlerine devam ederken aynı zamanda mikro yazılım, paraşüt yazılım, ShopSite, Mevzuat.tr ve Irgat Yazılım şirketleriyle güçlerini birleştirerek muhasebe sektörünün baştan uca ihtiyacı olan bütün çözümleri sunmaya devam etmekte. Az sonra da bahsedeceğim üzere kısaca mikro grup 7 şirketten oluşan bir grup şirketi. Burada paraşütle ön muhasebeden başlıyoruz. Zirve Yazılım'la mali müşavirlik programı, mikro yazılımla da ERP ihtiyacınızı karşılamaya devam ediyoruz. Yani bu şirketlerin aslında bir araya gelmesinin bir amacı var. Ön muhasebe ihtiyacınız varsa paraşüt diyoruz, genel muhasebe ihtiyacınız varsa zirve diyoruz, ERP konusunda ihtiyacınız varsa da mikroyu kullanmanızı öneriyoruz. Burada bir senkron var aslında. Bu senkronun size de sağladığı avantajlar var. Nasıl? Tüm programlar arasında veri aktarımını sağlayabiliyorsunuz. Paraşütte yaptığınız işlemleri zirveye aktarabiliyorsunuz. Mikroda yaptığınız işlemleri ekspres aktarım sayesinde de gene genel muhasebe programınıza aktarabiliyorsunuz. Yani sonuç olarak muhasebe anlamında bu bahsettiğim yazılımlarla tüm çözümleri üretiyoruz. Ama bu yeterli mi? Değil. Bunun yanında da sizlere ne lazım? Mevzuatları takip etmeniz lazım örneğin. Ya da mükellefinizin ve sizlerin işlerini kolaylaştıracak farklı programlara da ihtiyacınız var. Örneğin Irgat gibi, örneğin ShopSite gibi. Bunlardan da az sonra bahsedeceğim. Öncelikle de sesim için de çok özür diliyorum. Bir süredir rahatsızdım. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi mikro yazılım yaklaşık 88 yılından beri 30'u aşkın sektörde 100 binin üzerinde müşterisi olan bir yazılım. Küçük bir işletmenin ihtiyacından tutun da büyük bir fabrikanın imalat, üretim ve tüm süreçlerini takip edilebildiği, örneğin market zincirlerin, çok büyük market zincirlerinin de dahil olduğu, tüm otomasyon sistemlerinin takip edildiği bir yazılım, bir marka aslında. Zirve Yazılım'ı çok anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum ama 50 binin üzerinde kullanıcısıyla muhasebe sektöründe lider bir yazılım firma, lider bir program. Şu anda aramızda kimler Zirve kullanıyor? Çok güzel. Ayağınıza sağlık tekrar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok mutluluk duyuyoruz böyle gördüğünüzde. Bir geçebiliyor muyuz onu? Paraşütle ilgili de çok kısa bilgiler vereceğim. Paraşüt içerisinde çek, senet, stok, cari gibi modüllerin olduğu web tabanlı online bir muhasebe programı. En büyük özelliği ise müşterinizle sizi buluşturması. Nasıl yapıyoruz bunu? Online olmasından dolayı her yerden müşteriniz işlemlerini yapabildiği gibi cep telefonundan dahi faturalarını kesip yaptığı işlemleri sizin genel muhasebe programına otomatik olarak aktarım sağlanabiliyor. Hemen bunun paralelini az önce bahsettiğimiz, hani daha pratik çözümler sunmaya çalışıyoruz dediğimiz ShopSite diye bir ürünümüz var. Kullanan var mı? Bilen var mı ShopSite'ı? Yok. Peki mükellefleri arasında e-ticaret yapan konuklarımız var mı? Zorlanıyor musunuz e-ticaretle ilgili işlemler yaparken? ShopSite'ın size sunduğu avantaj şu: mükellefiniz birden çok pazar yeriyle çalışıyorsa, örneğin işte N11, Amazon, işte hepsi burada çiçek sepeti gibi, nasıl bir sistem oluyor? Her seferinde onlara tek tek girip işlem yapılması gerekiyor. İşte bu noktada diyoruz ki ShopSite'ı kullandığınızda, bir üründe değişiklik yaptığınızda
bütün pazar yerlerinde otomatik olarak değişiklik oluyor. Yani fiyatını değiştirdiniz, hepsinde güncelleniyor. Görselini değiştirdiniz, hepsinde güncelleniyor. Bu mükellefinize sağladığı avantaj. Size nasıl bir faydası var? Bu veriler size ulaştığında hangi pazar yerinden kaç tane fatura kesmiş diye tek tek uğraşmıyorsunuz. Hepsini tek ekranda takip edebiliyorsunuz. Bir sonraki yazılımımız da ırgat yazılım. Onu bilen var mı? Kullanan var mı? Irgat yazılımda şöyle, aslında SGK ve gibi tek tıkla bağlanarak müşteri yönetiminizi sağladığınız bir uygulama, bir platform aslında. Sistem şöyle işliyor, Irgat'ı satın aldığınızda size bir internet sitesi açılıyor. Örneğin serpilçiçekmüşavirlik.com gibi. Bu açılan sitenin içerisinde bütün tahakkuklarınız, beyannameleriniz, işte vergi dairesi, borcu yazısı vesaire, yani bütün SGK ve gibi ilgilendiren bütün veriler mevcut. Bu örneğin mesela şunu söyleyeceğim. 90 tane mükellefiniz var. İşte bir ekranda şunu görebiliyorsunuz. 70 tanesinin beyannamesini göndermişsiniz. 20 tanesinin gönderememişsiniz. O 20 tanesi hangi mükellefiniz? Bunları takip edebiliyorsunuz. Mükellefinizin ne kadar borcu çıktıysa onları takip edebiliyorsunuz ve mükellefinizi anında bilgilendirebiliyorsunuz. Tahakkuğu mükellefinize gönderdiğiniz zaman karşı taraf, biz onu anında zaman damgasıyla damgalıyoruz. Dolayısıyla karşı taraf tahakkuğu gördüğünde, ne kadar borcu olduğunu gördüğünde siz de bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Bununla ilgili ürün yöneticimiz zaten Murat Bey de burada, daha ayrıntılı bilgi verecektir sizlere. Yani zaten sizlerin iş yoğunluğu çok fazla. Dolayısıyla mükellefler sizi gün içerisinde arayıp çok kez çok fazla evrak isteyebiliyorlar. Bu ırgat sayesinde sizi arayıp isteyeceği evrakları kendileri alabiliyorlar. Onu da nasıl yapıyorlar? Sizin internet siteniz üzerinden kendilerine bir kullanıcı adı ve şifre veriyorsunuz. Kendileri kendi şifreleriyle girip tüm verilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bugün de burada zaten çekilişlerimizden birisi hediyemiz, ırgat ürünümüz olacak. Ve mevzuat değeri, zaten adından da anlaşıldığı üzere mesleği ve mesleki konuları ilgilendiren tüm mevzuatların var olduğu bir uygulamamız mevzuat değeri. Burada artı olarak size sunduğumuz nedir diye düşünürsek, şöyle ki, mesela önceden ne yapıyorduk? Google'a yazıyorduk bir konuyla ilgili, bir mevzuatla ilgili bir araştırma yaptığımızda. Ama karşımıza bundan 10 sene önceki veri de geliyordu, şu anki de geliyordu. Yani bunları ayrıştırmakla da ayrıca vakit harcıyorduk. Dolayısıyla biz Mevzuat TR'de bizim uzman kadromuz tarafından konu özetleniyor, daha sade bilgilere dönüştürülüyor ve size anında SMS geliyor. Örneğin geçenlerde BABS ile ilgili bir değişiklik oldu. Bizim Mevzuat TR'yi kullanan üyelerimize, müşterilerimize diyeyim, direkt SMS gitti. İşte boş BABS kaldırıldı. Değil mi hocam? Yanlış söylemedim. Daha sonrasında da bir mail de gidiyor. Yani o özetin detaylandığı bir mail de gidiyor. Yani sizin yerinize tüm verileri süzgeçten geçiriliyor, özetleniyor ve size sade hali geliyor. Siz daha sonra bunu dinleyebiliyorsunuz, kendinize notlar oluşturabiliyorsunuz, kayıtlar alabiliyorsunuz. Şimdi bugün az önce de bahsettiğimiz üzere Zirve Nova 2.0'daki yenilikler ve değişikliklerden Çağrı hocamız bahsedecek. Artı bir de e-defter, uygulamalı bir e-defter anlatacak bize. Ama bunu neden seçtik? Neden e-defterle ilgili konuyu tercih ettik? Şöyle ki, bildiğiniz üzere 1 Temmuz itibariyle e-fatura mükellefi olan müşterileriniz 31.12'de e-deftere geçiş yapacaklar. Yani e-defter gov.tr'den bir an önce başvurularınızın yapılması gerekiyor. Bizim size hatırlatmak istediğimiz, bana göre Alper Hocam bunları zaten sizlerle paylaşacak, mali mühürlerinizi kontrol etmeniz lazım. Mali mühür çalışmayabilir, bir sıkıntısı olabilir ya da 3 sene önce gönüllü olarak e-faturaya geçen mükelleflerinizin cirolar düştüğü için onlar da e-deftere geçecek biliyorsunuz. Süreleri de olmuş olabilir. Bunları da hatırlatmış olalım.
Ben sözü Çağrı arkadaşıma vermeden önce ellerinizdeki kartlardaki QR kodları tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen doldurun. Ayrıca bugün burada katılım sağlayan meslektaşlarımıza da Zirve Nova ürününü satın almak isteyen meslektaşlarımıza %20 indirimli bir kampanyamız olacak. Ekip arkadaşlarım burada isminizi yazdırırsanız. Ben şimdi sözü Çağrı Hocama bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Ben şöyle gelsem herhalde gözükür. Çok güzel. Sesim geliyor mu? Tamam, süper. Merhabalar, ben Enver Çağrı. Zirve Nova tarafında ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün kısa bir girizgah yaptıktan sonra Nova tarafındaki öne çıkan özelliklerden bahsedeceğim. Ardından canlı kanlı bir demo yapacağız. Demo tarafında da şöyle bir senaryomuz var. Benim paraşüt mükelleflerim var. Bu mükelleflerimin verilerini, faturalarını Nova tarafına aktaracağım. Ardından muhasebe fişlerini oluşturacağım ve e-defter hazırlayacağım. Bunun tamamını, bu sürecin tamamını beraber canlı kanlı ilerleteceğiz. Ben böyle hızlıca bir soruyla aslında başlamak istiyorum. Sizce bu fotoğrafta gördüğünüz şey nedir ya da neye benziyor? Hesap makinesi, güzel. Tablet. Tablet, evet. Şöyle ben hızlıca o tarafa doğru geçeyim. Bu gördüğünüz aslında Uruk dönemine ait 5000 yıl öncesinden kalmış bir kil tablet. Ve bu tabletin üstünde şöyle bir ifade yer alıyor. 29.086 birim arpa 37 ay içinde teslim alındı. Altta da bir imza var. İmzada da Kusim diye bir isim yer alıyor. Bu Kusim tarihte bilinen yazılmış ilk isim. Burada gördüğünüz de muhtemelen o döneme ait bir muhasebe kaydı. Hatta belki o dönemde olsak bir Uruk Vergi Dairesi'ne de rastlardık. Muhakkak o dönemde vergi alınıyordur. Mali müşavirlik, muhasebecilik aslında 5000 yıl önceden kalmış. O günden bugüne gelen çok kadim bir meslek. Tabii o günden bugüne birçok şey değişti. Kil tabletlerden işte kağıt girdi hayatımıza. Daha yakına geldiğimizde bilgisayar kullanmaya başladık. Muhasebe kayıtlarımızı bilgisayarda tutmaya, muhasebesel işlemlerin tamamını bilgisayarda kullanmaya, yönetmeye devam ettik. Bundan 20 yılı aşkın süre önce Zirve teknoloji değişiminin öncülüğünü yaparak ağırlıklı DOS programları kullanılırken Windows tarafında Zirve muhasebe programını çıkardı. Biz de buradaki 20 yıllık köklü deneyim ve tecrübeyi teknolojiyle birleştirdik ve Zirve Nova'yı çıkardık. Zirve Nova web tabanlı bir muhasebe programı. Peki Zirve Nova'yla neler yapabiliriz? Muavin mizanınızı alabilirsiniz. Ekstra bir Excel dosyası veya herhangi bir dosya indirmeden ekranda görüntüleyebilirsiniz. KDV 1 beyannamesi tarafında sadece tek seferlik kod tablosuyla KDV beyannamelerinizi çok hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Otomatik bilanço özelliğiyle herhangi bir yansıtma yapmadan bilançolarınızı hazırlayabilirsiniz. Demirbaş kayıtlarınızı tutabilirsiniz. Kısacası bir mali müşavirin ihtiyacı olan tüm modüller Nova'da var. Bunun yanında web'in doğası gereği getirdiği çeşitli avantajlar var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Öte yandan şunu da unutmamak gerekiyor. Zirvenin en önemli özelliği sizler için çok vakit alan işleri otomatik hale getirmesi ve işinizi hızlandırması. Biz de Nova tarafında aynı düsturla devam ediyoruz. İşlerinizi hızlandırmak için olabildiğince çalışıp ürününüzü geliştiriyoruz. Bu tarafta çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Bir mali müşavir sadece bir mali müşavir değil aslında mükellefi için. Yeri geliyor hukuksal konularda size danışılıyor, yeri geliyor ticari konularda, hatta yeri geliyor belki ailevi konularda dahi danışılıyordur. Çünkü üstünüzde çok ciddi bir yük, yoğunluk var. Bunu çok iyi biliyoruz. Bizim buradaki işimiz de aslında olabildiğince sizin yükünüzü hafifletmek ve işlerinizi hızlandırmak. Bu tarafta da çok kez zikredeceğim belki sunum arasında ama temel de yapmak istediğimiz şey, normalde 10 tıkta yapılan bir iş varsa biz bunu işte 8 tıkta veya 5 tıkta nasıl yapabiliriz, ne kadar hızlandırabiliriz, size ne kadar hız katabiliriz, temelde bu motivasyonla çalışıyoruz. Web deyince aslında, web'in doğası deyince biraz önce bahsettiğim gibi en önemli şeylerden biri her yerden erişim. Standart bir internet bağlantısı ve standart bir bilgisayarla internetin olduğu her yerde Nova'ya erişebilirsiniz. Bütün muhasebesel süreçlerinizi Nova'da ilerletebilirsiniz. Özellikle bir standart bir bilgisayar ve standart bir internet diyorum. Çünkü bir masaüstü programı kullandığınızda ister istemez
Bilgisayarınızı belli bir süre sonra belki 4 yılda 5 yılda yenilemeniz gerekecek veya kayıtlarınız arttığında belki bir kasma olacak vesaire. Bu tarafta standart bir bilgisayar Nova ile işinizi görecektir. Standart bir internet bağlantısı sebebim de şu aslında. İnternet hızının yavaş olduğu bir yerde Facebook işte veya diğer sosyal medya platformları veya kullandığınız diğer web siteleri nasıl yavaş açılıyorsa web tabanlı bir ürün olduğu için Nova'da da aynısı olacaktır. Ama tabiri caizse eğer internet hızınız iyiyse dağın başında dahi olsanız 4G olan bir yerde Nova'yı açıp bütün işinizi yönetebilirsiniz. Bu tarafta yakın zamanda görüştüğüm bir üstad şey dedi. Çağrı ben bu işi çözmüştüm dedi. İlk başta bir yatırım yaptım. Sunucu kurdurdum. Hatta 100 bin lira da para harcadım. İlk başta bana böyle 1000 lira falan elektrik faturası geliyordu. Sonra baktım ki bu elektrik faturası 4-5 bin lira seviyesine geldi. Öte yandan Enides kullanıyoruz. Enides ile bağlanıyoruz. Bağlantı kopuyor. İşte lisans problemi oluyor. Biz artık illallah ettik ve Nova'ya geçme kararı aldık dedi. Ve o günden bugüne de Nova kullanıyor. Bu tarafta herhangi bir sunucu yatırımı vesaire yapmanıza gerek yok. Nova'yı istediğiniz her yerden kullanabilirsiniz. İsterseniz mükellefinizin yanına gidin. Yanınıza bir bilgisayar olmasına bile gerek yok. Orada herhangi bir bilgisayar varsa kullanıcı adı ve şifrenizi girip kaldığınız yerden işinize devam edebilirsiniz. İster yazdığınızdan, ister dediğim gibi ofisinizden, isterseniz evinizden, internetin olduğu her yerde kolaylıkla Nova'yı kullanabilirsiniz. Nova tarafındaki en beğenilen özelliklerden bir tanesi aynı anda birden fazla firma ve modül kullanımı. Bu ne demek? Bir firmanın hem 2001 yılını hem 2022 yılını ayrı ayrı sekmelerde veya birden fazla farklı firmayı sekmeler haline açabilirsiniz ve hızlı bir şekilde bu sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir firmanda işlem yaparken, işte muhasebe kaydı yaparken öbür tarafta acaba ya bordrosuyla ilgili bir şey vardı bakmam gerekiyor dediğinizde sadece diğer sekmeye geçip Nova'nın içerisinde diğer firmanın da bordro tarafındaki kayıtlarını hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Aynı şekilde birden fazla modül kullanımı da destekliyoruz. Burada da şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin bir muhasebe tarafında muhasebe fişi giriyorsunuz. Ardından bir telefon geldi. Mükellefiniz dedi ki bordo tarafına bir rapora ihtiyacım var. Mevcuttaki sekmeyi açık bırakıp yeni sekmede ürünün içinde programın içinde yeni sekmede bordo sekmesini açıp bordo tarafındaki raporu mükellefinize gönderip daha sonra biraz önceki kaldığınız yerdeki sekmeyi tekrar dönüp işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu da sizin işinizi pratikleştiren, kolaylaştıran özelliklerden bir tanesi. Bir diğer ise kullanıcı yönetimi. Kullanıcı yönetiminde de bir kullanıcının hangi firmayı görüp göremeyeceğini, gördüğü firmalarda da hangi modülleri görüp göremeyeceğini bu modül üzerinden belirleyebilirsiniz kolaylıkla. Bu tarafta işte Ayşe bizim şu 10 firmadan sorumlu, sadece 10 firmaya görsün. Mehmet şu 20 firmaya görsün, diğer firmaları görmesin. Veya Mehmet bizim bordrocudur, bordro işi yapar. Bütün firmalardaki bordro modüllerini görsün ama diğer modülleri görmesin dediğiniz senaryoda bunların hepsini çok hızlı ve kolay bir şekilde Nova'da yapabilirsiniz. Mükelleflerinize bir alt kullanıcı tanımlayıp muhasebe fişlerinin onlardan girmesini belki isteyebilirsiniz. Bu senaryoların hepsini kolaylıkla Nova'da yapabilirsiniz. Tabii pratiklik ve hız deyince önemli şeylerden bir tanesi de kısa yollar. Kısa yollarda da mevcutta ilk hatırlatmak istediğim şeylerden bir tanesi şu aslında. Nova web tabanlı bir program olduğu için bir tarayıcıda çalışıyor. Masaüstü tarafındaki kısa yolların birebir aynısı olması teknolojik anlamda mümkün değil. Çünkü web tarafında, daha doğrusu tarayıcı tarafında bazı kısa yollar ister istemez çakışabiliyor. Ama biz olabildiğince bu taraftaki kısa yolları arttırıp hem klavye kullanıp hem mouse kullanıp hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapmanız için çalışıyoruz. Bu tarafta çeşitli kısa yollar var görebileceğiniz gibi. Buradaki kısa yolları da her gün arttırmak için çaba gösteriyoruz. Yeni kısa yolları da buraya ekliyoruz. Burada bir alışkanlık geçişi olacak sadece. O fark edecektir. Onun haricinde dediğim gibi hem klavyeyi hem de mouse'u aynı anda kullanıp Nova'da pratik bir şekilde işlerinizi yürütebilirsiniz. Şimdi bir mali müşavirin sürecine baktığımızda aslında kayıt, sınıflandırma, işte analiz, raporlama gibi bir döngü var. İlk böyle başta anlattığım mali müşavirliğin evriminde olduğu gibi, burada da aslında bir evrim var. Önceden kayıtlar böyle elle manuel atılıyorken artık hem hata payını azaltmak hem de hızlandırmak için işleri artık otomatik aktarımlar hayatımıza girdi. Peki Nova tarafında hangi aktarımlar var?
Biraz onlara bakalım beraber. Eğer mükellefiniz paraşüt kullanıyorsa gelen ve giden faturalarını hızlı bir şekilde Nova'ya aktarıp ardından muhasebeleştirmeye geçebilirsiniz. Express aktarım modülümüzde. Eğer mükellefiniz e-arşiv portal kullanıyorsa e-arşiv faturalarını ve 2000-5000'lerini kolay bir şekilde Nova'ya aktarabilirsiniz. Burada herhangi bir sınır yok. Kaç tane varsa günlük, aylık, yıllık hızlı bir şekilde Nova'ya aktarımını sağlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi piyasadaki birçok ticari program faturaları Excel'de dışarı aktarma özelliği veriyor. Nova tarafında da faturaları Excel'de içeri aktarma özelliği var. Masaüstü kullananlar zaten bu özelliği biliyorlardır. Aynı şekilde fatura Excel aktarım özelliğimizde 1000 satıra kadar olan Excel dosyalarınızı Nova'ya aktarabilirsiniz. Buradaki 1000 satırı özellikle önemsiyoruz. Performans kaybı yaşamadan arttırmak için çabalıyoruz. Çünkü şeyi çok iyi biliyoruz. İşte eczane mükellefleriniz olabiliyor. Orada çok fazla faturalar olabiliyor. Burada da performans kaybı yaşamamak önemli bizim için. Yaşatmamak önemli aslında. O yüzden buradaki rakamı da olabildiğince arttırmak için çaba gösteriyoruz. Bir diğer aktarımımız ise banka Excel aktarım. Banka Excel aktarımda da 2000 satıra kadar olan banka Excel dosyalarınızı Nova'ya aktarıp ardından muhasebeleştirme tarafına geçebilirsiniz. Eğer mükellefleriniz zirve portal kullanıyorsa da buradaki e-faturalarını da kolaylıkla Nova'ya aktarabilirsiniz. Öte yandan aktarımların çok önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden bu tarafta her geçen gün aktarımları artırmak için çabalıyoruz. Yakın zamanda mikrogrup portal veya e-portal, yeni adıyla e-portal tarafındaki entegrasyonu da tamamlayacağız. E-portal kullanan eğer mükellefleriniz varsa onların da verilerini hızlı bir şekilde Nova'ya aktarıp ardından muhasebeleştirebileceksiniz. Bu tarafta aktarımlar dediğim gibi her geçen gün artacaktır. Bir mali müşavir için en önemli şeylerden bir tanesi de yedekleme. Yedeklemenin bir maddi bir de aslında böyle manevi yükü var. Belki manevi yükü daha ağır bir yük. Maddi yükü işte flash bellekler, harici artistler veya lisanslı bir yazılım kullanıyorsanız yedekleme yazılımı illaki bunun bir bedeli olacak. Öte yandan bir diğer konuda manevi yük. Manevi yük ne? Aslında biz bu hafta acaba şu firmanın yedeğini aldık mı? Veya yedeğin yedeğini aldık mı? İşte biz acaba şu firmanın 3 ay önceki yedeklerine nasıl ulaşacağız? Nereye koymuştuk? Gibi böyle bir manevi yükü var. Nova tarafında bütün yedekleriniz otomatik olarak alınıyor. Bizim yüksek güvenlikli sunucularımız da tutuluyor. 2 farklı veri merkezimiz var. Her 7 dakikada bir yedek alınıyor. 24 saatte bir yedeğin yedeği alınıyor. Felaket kurtarma merkezi altyapımız bulunuyor bu tarafta. Öte yandan bir diğer buradaki belirtmek istediğim özelliklerden bir tanesi de şu. Geriye dönük verilerinize ulaşma özelliği. Örneğin bir şekilde siz veya çalışanınız işte borçlar alacaklar karıştı, fişleri karıştırdı. Dediniz ki ya ben bundan bir hafta öncesine dönmek istiyorum. Orada tıkkı bir zaman makinesi gibi aslında biz bir hafta önceye sizi götürüp o günkü kayıtlarınız neyse oradan devam etmenizi sağlayabiliyoruz. Bu da yine bizim özelliklerimizden bir tanesi. Bir diğer konu ise yedekleme ile ilgili fidye yazılımları, kripto yazılımları diye de geçiyor aslında. Burada hiç var mı kripto yazılımı veya fidye yazılımı bulaşan? Bakayım şöyle. Alper Bey var. Bir kişi daha geçmiş olsun. 3-4 kişi varmış, geçmiş olsun. Şimdi bu yazılımlar nasıl çalışıyor? Bu yazılımlar bilgisayarınıza bulaştıktan sonra bütün dosyalarınızı şifreliyor ve kullanılmaz hale getiriyor. Ve sizden yüksek meblağlar isteniyor. Yine yakın zamanda görüştüğüm bir üstad dedi ki $10,000 para istediler benden çağır dedi. Ve bizim en son bir ay önceki yedeklerimiz vardı. Biz o parayı vermek zorunda kaldık ama verecek durumumuz da yok. Bir şekilde o yedekleri kurtarmaya çalıştık. Kurtaramadık dedi. Bir diğer de şu aslında burada belirtmek istediğim şeylerden bir tanesi. Eğer e-defter dosyalarınız da şifrelendiyse ki bütün dosyalarınız şifreleniyor. Bu parayı ödeseniz dahi e-defter XML dosyaları bir kez bozulduktan sonra tekrar kurtarılamıyor. Yani onu kullanamıyorsunuz. O ödemeyi yapsanız dahi o dosyalar gitmiş oluyor. Ondan sonra işte teker teker müracaat süreci var. Alper Bey de zaten bahsedecektir gene. Bu aslında çok kritik bir durum. Nova tarafında dediğim gibi e-defter XML dosyaları da dahil. Bütün yedeklerimiz bizim güvencemiz altında. Hiçbir şekilde yedekle ilgili kafanızda bir şey olmasına gerek yok. Siz istediğiniz yerden soru cevabı bitiminde alacağım. Siz istediğiniz yerden işlemlerinizi yapın, çıkış yapın, kaldığınız yerden istediğiniz başka internette olduğu bir yerden giriş yapın, işlemlerinize kaldığı yerden devam edin. Herhangi bir yedekleme ile ilgili bir şey
Düşünmenize gerek yok. Bütün buradaki sorumluluk bizim tarafımızda olacak. Bu da sizi çok rahatlatacak şeylerden bir tanesi aslında. Bir diğeri ise destek. Biliyorsunuz piyasadaki birçok program e-posta ile destek veriyor. İşte bir e-posta atıyorsunuz. Sıkıntınız veya bir sorunuz varsa veya ek bir geliştirme istiyorsanız size dönüş yapmasını istiyorsunuz. Peki destek anlamında Nova'da neler var? Biraz ona bakalım isterseniz. İlki canlı destek. Canlı destek muhasebe programlarında Türkiye'de bir ilk. Nedir bu canlı destek? Tıpkı WhatsApp'tan mesajlaşıyor gibi destek takımımızdaki arkadaşlara sorununuzu veya talebinizi yazıyorsunuz. Bu arkadaşlar size dönüş yapıyorlar. Gerekiyorsa bilgisayarınıza bağlanıyorlar. Ve sorun neyse çözüme kavuşturuyorlar. Bu tarafta hem Nova hem de muhasebe anlamında çok deneyimli bir takımımız var, destek takımımız var. Ve bir dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde size dönüş yapmayı hedefliyoruz. Burada yoğun olduğumuz dönemlerde bu süreyi tutturamamız normal olabilir ama temel hedefimiz bir dakika içerisinde size mesai saatleri içerisinde dönüş yapmak. Öte yandan işte hedeflerin son günü, beyannamelerin son günü gibi özel durumlarda da buradaki arkadaşlar sağ olsunlar zaten mesaiye kalıyorlar ve size destek olmak için çalışıyorlar. Burada belirtmek istediğim şeylerden bir tanesi de SOS takımı. Şimdi nedir bu SOS takımı? Bizim mevcutta bir yazılım takımımız var. Bir de özel bir SOS takımımız var. Yani yazılım firmalarında, bütün yazılımlarda, bugün bankalarda dahil oluyor. Hata olur. İlla ki hata olacaktır. Bankalarda bile oluyor dediğim gibi. Önemli olan buradaki hataya en hızlı şekilde müdahale etmek ve sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak. Bizim buradaki SOS takımımızı şöyle hayal edebilirsiniz. Bu Amerikan filmlerinde şey vardır. İşte uçaktan böyle şeylerle, iplerle aşağı sarkar, işte balyozla kapıyı zorlar, kırar falan. Öyle bir takım hayal edin. Bu takım temel işi şu. Acil bir sorun olduğunda hızlı bir şekilde müdahale etmek ve sorunu çözmek. Siz o gün bir problem yaşadınız. Dediniz ki ya ben bugün son gün beyanname gönderemiyorum. Çok acil bir sıkıntı oldu. Bir şekilde problem oldu. Destek tarafına yazdığınızda o arkadaşlar SOS takımına gidiyorlar. O SOS takımı hızlı bir şekilde sorunu çözüp aynı anda o gün içerisinde eğer problem çözülüyorsa güncelleme verip sorunuzu çözüyor. Öte yandan buradaki Nova tarafındaki güncellemelerde biz böyle 3 hafta, 4 hafta gibi çok süreler beklemiyoruz. Çeşitli yaptığımız güncellemeler, iyileştirmeler var. Sizin hayatınızı kolaylaştıracak. Burada da böyle 3 hafta, 4 hafta gibi bekleme süreleri yok. Biz günlük olarak güncellemeleri veriyoruz. Her gece 1.30'da böyle 5 dakikalık bir kesinti yaşıyorsunuz. Ve o 5 dakikada o gün yaptığımız güncellemeler neyse tamamını ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Yani bir sabah uyandığınızda Nova tarafında yenilikleri görmeniz çok mümkün aslında. Aynı zamanda güncellemeler alanında bu yenilikleri de zaten gösteriyor oluyoruz. Bunu da çok kıymetli buluyoruz. Çünkü her geçen gün yeni bir güncelleme, yeni bir yenilik ekleyerek Nova'yı ilerletmeye çabalıyoruz. Bir diğer destek kanalımız ise YouTube kanalı. YouTube kanalında da modüllerin kullanımı ve kullanım alışkanlıkları ile ilgili çeşitli videolar var. Burayı da güncel tutup yeni modüller eklendiğinde bu videoları da YouTube kanalına eklemeyi planlıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz zaten. Modüllerle ilgili yine takıldığınız bir kısım olduğunda YouTube kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Öte yandan her şey güzel. Yani ben tamam yedekleme kısmı kafama yattı. İşte uzaktan erişim kafama yattı. Ben ya Nova'ya geçeceğim ama şimdi şey çok önemli. Hani bir program değiştirmek tıpkı telefon tarafında mesela işte Android kullanırken işte Mac'e geçmek, daha doğrusu şeye geçmek, iOS'a geçmek, aynen iOS'a geçmek gibi bir durum var. Çok farklı deneyimler. Ya biz nasıl yapacağız, nasıl alışacağız, benim çalışanlarım nasıl alışacak? Bu çok kritik bir durum. Burada da bizim her hafta çarşamba günü saat 2 ile 3 arasında uçtan uca Nova eğitimimiz var. Ve bu eğitimlerde siz ve çalışanlarınız katılabiliyorsunuz. Demo olsanız dahi bu eğitimlere katılabiliyorsunuz. İlla satın almanıza da gerek yok. Bu eğitimlerde biz uçtan uca Nova'yı anlatıyoruz. Nova'yı nasıl kullanabilirsiniz? Ne özellikleri var? Buradan da siz ve çalışanlarınız faydalanabilirler. Öte yandan buradaki geçiş harifesinde de alışkanlıklarla ilgili de yine destek tarafından arkadaşlar istediğiniz zaman soru sorup dönüş alabilirsiniz. Telefonla destek zirvenin ilk günden bugüne olduğu gibi devam ediyor. Telefonla size özel bir müşavir hattımız var. Telefonla destek alıp sorularınızı cevaplayabilirsiniz veya talepleriniz varsa taleplerinizi bize iletebilirsiniz.
Canlı destek tarafını atladığım şeylerden bir tanesi şu. Sizden gelen taleplerde biz arka tarafta bir yazılım kullanıyoruz. Özel bir yazılım. Bu yazılımda eğer sorun çözülürse çözüldüğü anda size bir mail geliyor. O tarafta da hani ya benim sorunum vardı, iletildi mi veya ne oldu gibi durumlarda da arka tarafta dediğim gibi sorunuz çözüldüğü anda bu mail size ulaşıyor ve sorun çözümüyle ilgili hızlı bir şekilde destek vermiş oluyoruz. Peki her şey güzel. Ben kafama yattı. Nova'ya nasıl geçeceğim? Şimdi benim verilerim var. O verilerimi nasıl aktaracağım dediğiniz noktada da bizim bir zirve aktarım programımız var. Bu zirve aktarım programında gördüğünüz gibi piyasadaki neredeyse birçok muhasebe programı burada mevcut. Bu programlardan, bu aktarım programı aracılığıyla verilerinizi kolay bir şekilde Nova'ya aktarabilirsiniz. Eğer Luca kullanıyorsanız da Luca aktarım modülümüz var. Burada da yine detaylı fiş listesi, Excel dosyası ve hesap planı Excel dosyanızı bu modül üzerinden bize yükleyerek bugün Nova'yı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu tarafta da özellikle şunu çok tavsiye ediyoruz. Bir iki firma, birkaç firma ile ilk başta başlamanızı özellikle öneriyoruz. Ardından diğer firmalarınızı aktarmanızı. Bu şu yüzden önemli. Burada DOS zamanında DOS'tan Windows'a geçen üstadlar vardır. Orada da illaki böyle bir iki ay bir el alışkanlığı olmuştur. Bir zorluk yaşanmıştır. Aynı şey Nova tarafında da olabilir. Çünkü farklı bir arayüzü var ister istemez. Kullandığınız programdan farklı bir arayüzü var. El alışkanlığı kazanana kadar birkaç firma geçirip daha sonra tamamını geçirmenizi özellikle öneriyoruz. Bu tarafta aslında sunumla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ardından ben bir yudum su içeceğim. Ardından da canlı demoya geçeceğim müsaadenizle. Ben bilgisayar başına geçiyorum. Soru cevap ne zaman? Soru cevap Alper Üstad'dan sonra tekrar alacağım. Ay. Ekran gözüküyor mu? Ekran gözüküyor sanırım. Tamam, süper. Şimdi zirvenova.net adresini açtığınızda ilk başta size şöyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda e-posta adresiniz, belirlediğiniz şifre, ad soyad ve diğer bilgileri doldurup üye olabiliyorsunuz. 30 günlük demo süresi var. Bu demo süresinde sadece e-defter dosyalarınızı gibi gönderme kapalı. Onun haricinde bütün modüller ve bütün diğer özelliklerin tamamı açık. Yani bugün seminer bitimi gidip herhangi bir internetin olduğu bir yerden bir tane demo açıp uçtan uca bütün modülleri kolay bir şekilde görüp tanıyabilirsiniz, keşfedebilirsiniz. Benim zaten hali hazırda bir tane Nova üyeliğim vardı, giriş yapmıştım. Şimdi onu açayım. Şöyle. Nova 1 üyeliğimizi de açabiliyor muyuz? Tabii. Açabilirsiniz. O soru cevap kısmında onu da yine değineceğiz. Nova 1 tarafıyla Nova 2.0 oldu ama isim değişikliğiyle ilgili. Şimdi ilk başta böyle bir ekran karşılıyor Nova tarafında sizi. Sağ tarafta bu bahsettiğim güncellemeler var. Dedim yani bir sabah uyandığınızda Nova tarafında yeniliklerin olduğunu çok görebilirsiniz rahat bir şekilde. Bu taraftan hangi güncellemeler yapıldı, yeni neler geldi Nova dediğiniz noktada güncellemeler alanından bunların tamamını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Öte yandan altta bir müşavir takvimimiz var. Bu müşavir takvimimizde de bugün ve yaklaşan etkinlik tarihleri var. Bunlar neler? İşte e-defterin son günü gibi beyannamelerle ilgili sizin için önemli olan tarihlerin tamamı bu müşavir takviminde bulunuyor. Ben bir tane zaten halihazırda firmam vardı. Onu seçeceğim. Şuradan firma seç diyorum. Silve Bilgi Teknolojilerini seçtim. Ve firmaya giriş yaptım. İlk başta kısa yolları tanıtım için bana bir ekran açıldı. Kısa yolları teker teker gösteriyor. Kapat dedim. Şimdi sağ tarafta şu Türkiye'de ilk dediğim şeylerden bir tanesi destek tarafında canlı destek var. Canlı desteğe tıklıyorum örneğin. Ben merhaba. Ben verilerimi Nova'ya aktarmak istiyorum diyeyim. Destek tarafımızdaki arkadaş Yasemin online olarak gözüktü. Ona cevap verdi.
nasıl aktarabilirim diyeyim. Şimdi cevap yazacak. Bu tarafta dediğim gibi hani işinizi yaparken kafanıza bir soru takıldı. Yazdınız, şöyle kapata tıkladınız. Alt tarafta chat tarafı devam ediyor. Siz kaldığınız yerden işinize devam edin. İsminizi öğrenebileyim hitap etmek adına dedi. Şöyle ben Çağrı diyorum. Ardından buradan ilerleyecek. Aklınıza bir soru mu takıldı? Nova ile ilgili kafanıza takılan bir durum mu var? Burada hızlıca yazıp kaldığınız yerden işinize devam edebilirsiniz. Hani telefonda beklemenize gerek yok. Orada vakit kaybetmenize gerek yok. Şimdi benden Yasemin mesela Teamweaver bağlantısı istedi. Bu bağlantıyı verdikten sonra işte benim bilgisayarıma bağlanacak. Gereken neyse aktarım programıyla bize destek olacak. Ben şöyle teşekkür edip bu sekmeyi kapatayım. Şöyle. Şimdi ilk başta dediğim gibi senaryoda benim paraşüt bir mükellefim var. Oradaki paraşütteki faturaları Nova'ya aktaracağım. Ardından da muhasebe fişlerini oluşturup hedefleri hazırlayacağım. Genel muhasebe tarafından Express Aktarım modülüne giriş yapıyorum. Ocak ayında benim faturalarım vardı. Şöyle tarihe giriyorum. Gönderilen veya gelen fatura türünü seçebiliyorsunuz burada. Faturaları indir diyorum. İnternet bağlantısında bir sorun var. Yok. Evet. Normalde hani bir problem var da faturalarım yüklendi. Şu an kırmızı gösteriyor. Kırmızı göstermesinin sebebi eksik hesap kodlarının olması. Gördüğünüz gibi kapatılacak cari hesap kodu şu an boş gözüküyor. Ben tüm faturalarımı seçtim. Cari hesap oluştur butonuna tıklıyorum. Buradan arama türünde TC vergi ve TC kimlik numarasına göre ve ayrıç olarak da noktayı seçtim ve oluştur dedim. Otomatik olarak benim hesap kodlarım oluştu ve kapatılacak cari hesap kodlarım da gördüğünüz gibi dolu hale geldi. Bir sonraki adımımız aslında diğer hesap kodlarını doldurmak. Üst tarafta gördüğünüz bir hesap kodlarını otomatik doldur seçeneği var. Bu seçenek açık olduğunda sadece tek satırdaki hesap kodlarını doldurmanız gerekiyor. Diğerlerinin tamamını otomatik olarak alt satıra kendi atıyor Nova. Burada örneğin hemen ben doldurayım. 600.18 dedim. KDV tarafındaki hesap kodunda giriyorum. Gördüğünüz gibi bütün faturalar yeşile döndü. Bu demek ki artık fişleri aktarmaya hazırsın. Ve hepsini seçip fişe aktar diyorum. Buradan fiş kesme biçiminden her fatura ayrı fiş, günlük, haftalık, 10 günlük seçeneklerini seçebilirsiniz. Veya fiş türünü seçebilirsiniz. Bir açıklamaya gireyim buradan. Ocak ayı diyeyim fiş açıklamasına. Ve fişe aktar diyorum. Fişleriniz oluşturulmuş mesajını gördüm. Böyle fişlere tıkladım. Bakalım fişlerim gelmiş mi? Gördüğünüz gibi fişlerim gelmiş. Şöyle alttan fişlerin detayını da görüntüleyebiliyorum zaten. İsterseniz böyle hızlıca bir mizana bakalım. Benim eklediğim müşterilerden bir tanesi. Mesela şurada müşteri 15. Üzerine tıkladım. Buradan muavine gittim. Muavinden fişe tıkladım. Fiş detayına gittim. Böyle muhasebe fişinden muavine, muavinden mizana, fişlere veya ekspres aktarıma modüller arasında böyle hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Veya benim şu an sadece Zirve Bilgi Teknolojileri firmam açıktı ama ben başka bir firmamı daha açmak istiyorum. Örneğin Cemil Aşı. Cemil de bizim yazılımcı arkadaşlardan biri. Genelde kendi adıyla firma açıyorlar demo hesaplarda. Cemil Aşı firmasını da açtım. Bir tane daha firma açayım. Ben örneğin Çağrı Bilişim. Ben de kendim de Çağrı Bilişim açmışım. Şimdi 3 tane firma var. Çağrı Bilişim'den sekmeye tıklayıp Cemil Aşı hızlı bir şekilde geçiyorum. Buradan Zirve Bilgi Teknolojilerine geçiyorum. Böyle firmalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Biraz önce gösterdiğim gibi mizan, muavin, muhasebe fişi, modüller arasında da hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Bu sizi çok böyle kolaylaştıran, işinizi kolaylaştıran
özelliklerden bir tanesi. Ben muhasebe fişlerimi oluşturmuştum. Şimdi e-defter tarafına gideceğim. E-defter işlemlerini tıkladım. Buranın internet kısmında mı bir tık problem var? Tamam. Bir tık internet hızıyla ilgili problemim var. Ondan dolayı bir tık daha normale göre geç geliyor. Şimdi e-defter tarafında bütün yapacağınız işlemler tek bir ekrandan yürütülüyor. Bu tarafta da kullanıcı deneyimi en iyi noktaya getirmek için özellikle adımları sizin uygulayacağınız sıraya göre seçtik. Öte yandan masa üstünde benim sadece bir tane imzalayıcı programım var gördünüz. Başka herhangi bir işte Java'dır, başka bir programdır yüklememe gerek yok. Bu imzalayıcı programı Türkiye'deki bütün mali mühür ve e-imzaların tamamını destekliyor. Alaaddin de dahil. Özellikle onu söyleyeyim. Çok gelen sorulardan bir tanesi. Yenileri de geldiği zaman bu güncelleniyor. Benim sadece bir imzalayıcı programım var. Ne bir Java, ne bir ekstra program, herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Geri kalan sürecin tamamını Nova'daki süreçten ilerleteceğim. Nova üzerinden ilerleteceğim. Şimdi ilk başta bildiğiniz gibi e-defter tarafında çeşitli kurallar var. Gibi belirlediği kurallar var. Bu kurallara göre ilerlememiz gerekiyor. Bu kuralların tamamını Nova biliyor. İlk başta ben fişlerimi bir kontrol edeceğim. Bakalım uygun mu e-defter hazırlamaya. Fişleri kontrol et butonuna tıkladım. Başlangıç tarihini ben şuradan giriyorum. Kontrol et dedim. Uyumsuz fişler çıktı. Dedi ki bunları uyumlu hale getirmen lazım ki sen e-defteri hazırlayabilesin. Şimdi ne demiş? İlk satırda belge tarihi numarası zorunludur demiş. Üzerine tıkladım. Yeni sekmede fiş açıldı. Evrak numarasına geldim. Şöyle ZRV yazdım. Slash bıraktım. Enter'a bastım. Otomatik olarak evrak numarasını kendi doldurur kısa yolla. Ardından da F5 dedim. Evrak numaralarının hepsini otomatik yine kısa yolla doldurup kaydettim. Şimdi buradan uyumsuz fişleri kontrol et dedim tekrar. Gördüğünüz gibi bu hata gitti. Uyumsuz fiş. Bir de diyor ki YMY numaralarını sırala. Beraber isterseniz bir YMY numaralarını sıralayalım. Fişlere geldim. Fiş sırala dedim. Buradan YMY numarasına başlangıçta YMY numarası verdim. Birden başlayarak YMY numaralarını da sıraladım. Tekrar uyumsuz fişlere geldim. Kontrol et dedim. Seçilen tarihte e-defter uygun olmayan fiş bulunamadı diyor. Artık diyor e-defteri hazırlayabilirsin. Koşulların tamamı tamamdır diyor. Buradan e-defter işlemlerine tekrar döndüm. E-defter hazırla butonuna tıklıyorum. Burada defter dönemi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, başlangıç, bitiş YMY numaraları açıklamaların tamamı otomatik olarak geliyor. Benim tek yapmam gereken e-defter oluştur butonuna tıklamak. E-defter oluştur butonuna tıklıyorum. Bizim taraftaki kuyruğa ekledi, Nova tarafındaki. Birazdan imzasız e-defterler oluşacak. Ardından da e-defter imzalama süreciyle devam edeceğiz. Bu tarafta dediğim gibi ilk başta fişleri kontrol et, e-defteri hazırla, görüntüle, seçilen e-defteri indir, dosyayı imzala. Bu silsile sizin akışınıza göre ilerliyor. Başka bir firmadan geçiş yapıyorsanız e-defter aktarım modülü aracılığıyla e-defter dosyalarınızı, XML dosyalarınızı sürükle bırakla Nova'ya aktarabiliyorsunuz. Öte yandan sağ üst köşede bir yardım butonu var gördüğünüz gibi. Bu tarafta diğer modüllerde de bu mevcut. E-defter nasıl hazırlanır? Nova tarafında parçalı e-defter veya şubeli e-defter nasıl hazırlanır gibi çeşitli videoları buradan erişebilirsiniz. Şöyle ben bir listemi yeniliyorum. Birazdan imzasız e-defter oluşacak. Dediğim gibi ardından da imzalama süreçleriyle devam edeceğiz. Bütün işlemlerin tamamını dediğim gibi tek bir ekranda ilerleteceğiz. İmzasız e-defterlerim oluştu. Şöyle beraber isterseniz bir YMY defteri bir yaratına bakalım. Görüntülüye tıkladım. Beratımı görüntüledim. Buradan örneğin YMY defterine bakayım bir de. Görüntülüye tıkladım. YMY defterimi de buradan görüntülüyorum. Normalde dediğim gibi bütün yedekleriniz, bütün XML'leriniz bizim güvencemiz altında. Buradan istediğiniz yerden giriş yapıp görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bilgisayarınıza indirmenize gerek yok ama oldu ki indirmek istiyorsunuz. Buradan da tıklayıp seçilen e-defteri indir butonuna tıklayarak e-defter dosyalarınızı masa üstüne de indirebilirsiniz.
Bu tarafta bütün silinen işlemlerin kaydı aynı şekilde. Silinen defterlerin tamamı da Nova tarafında tutuluyor. O yüzden herhangi bir durum olduğunda silinen defterlere de Nova tarafından ulaşabilirsiniz. Süperbox kapanmış olabilir mi internet? Aynen. Bitir. Tekrar. Olabilir. Diğer ağa gitti herhalde. Tekrar bir yenileyim. Bu taraftan tekrar şeye geldim. İmzası da defter oluşmuştu. İmzalama tarafına geçiş yapacağım. Benim bir tane mali mührüm var. Mali mührü takıyorum. Bu mali mührü de gözüm gibi bakıyorum. Bir defa kaybettim. Çok böyle panik olmuştum acaba ne olacak diye. Şirketin mali mührü, zirveye ait mali mührü. O yüzden çantamda bir kutu var. Özellikle onu koyup artık saklıyorum, taşıyorum. Gözüm gibi bakıyorum böyle. Yedeğim yok benim. Yani şirketim varmış Allah'tan. Kaybettiğimde tekrar verdiler sağ olsunlar. Şimdi buradan dosyaları imzalıya tıkladım. Mali mührümü şifresini gireceğim. Ve e-defteri imzalıya tıklayacağım. Ardından benim YME, YME beratı, kebir, kebir beratı, defter raporu, bütün dosyalarım imzalanmış olacak. Devamlı da YİB'e gönder ve onaylı beratları al adımını ilerleyeceğiz. Bugün normalde bu internet hızına özgü çok daha hızlı. Yani burada gördüğünüzden çok daha hızlı. İnternet hızı dediğim gibi etkileyen şeylerden bir tanesi. Şu an gösterdiğimde bile 3-5 dakikada olduğu halde normalde internet hızının daha iyi olduğu bir yerde çok daha hızlı dönüş alacaksınızdır. Özellikle onu belirteyim. Bu tarafta da benim 5 tane YME'm var ama mevcutta Nova tarafında binlerce YME'si olan, kayıtları olan müşavirlerimiz de var. Onlar da aynı şekilde benzer hızlarda hazırlıyorlar. Benim imzalanmış hedeflerim oluştu. Hedeflerim imzalandı. Buradaki mesajda da diyor ki bütün YME beratı, bütün dosyalar imzalandı. YME başlangıç ve bitiş numaralarını bana gösteriyor. Tamam dedim. Bundan sonra tek yapmam gereken aslında GİP işlemleri altından GİB'e gönder butonuna tıklamak, GİB'e göndermek, ardından da onaylı beratı indire tıklayıp onaylı beratları indirmek. Yakın zamanda yapacağımız geliştirmelerden bir tanesi şu olacak. GİB'e gönder değil de imzalama tarafında 3 tane checkbox olacak. Onlar şunlar. GİB'e otomatik gönder, ardından onaylı beratları otomatik al, ikinci saklamayı otomatik gönder. Yani sizin sadece 2 tık yapmanız gerekecek. Birinci tık e-defteri hazırla. İkinci tıkta dosyayı imzala. Geri kalan sürecin tamamı otomatik olarak ilerleyecek. Bununla ilgili geliştirmeyi de planlıyoruz. Yakın zamanda yayınlamış olacağız. Öte yandan ikinci saklama tarafında da normalde ikinci saklama uygulamasını da masaüstünüze indirmeniz gerekiyor. Ama bizim tarafta, Nova tarafında bu ikinci saklama uygulaması bizim sunucumuzda mevcut. O yüzden ikinci saklamayla ilgili ek bir program indirmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken defteri seçip ardından İkinci saklama butonuna tıklamanız ve e-defteriniz otomatik olarak ikinci saklama portalına gönderilecektir. Bu taraftaki durum takibini de sağ taraftan yapabilirsiniz. Genel olarak aslında benim anlatacaklarım, demo tarafında anlatacaklarım bunlardı. Son olarak söylemek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Başta da bahsettiğim gibi Nova tarafında biz tabiri caizse sizin işinizi böyle hızlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ve şöyle tepkiler bizim için çok böyle motive edici oluyor. İşte yakın zamanda çağır ben 2 aydır yazdığımdaydım. E-defterlerimi sorunsuz gönderdim. Çok hızlı bir şekilde işlemlerimi yaptım. Ofisime hiç uğramadım. İşlerim çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu tarz yorumları aldıkça biz aslında böyle çok daha şekleniyoruz. Ve
sizin işinizi ne kadar hızlı hale getirip ne çeşit yenilikler yapılabiliriz diye sürekli kafa yoruyoruz. Genel olarak benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim. Şimdi sözü Alper Bey'e bırakıyorum. Hemen onu sunum açarak. Şey alalım. Pointer'ı vereceğim. Bir dakika gecikmeyle sadece çalışacak o. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu acaba? Bana anlatacak çok şey bırakmadılar sağ olsunlar. Serpil Hanım'da bir ara korktum dedim. E-defter konusuna da girerse artık bana ihtiyaç kalmayacak herhalde. Hoş geldiniz. Benim adım Alper Erdem. Birçoğunuzla tanışıyoruz. Ankara Mali Müşavir Odası'nın elektronik muhasebe danışmanlığı yapıyorum. TÜRMAP sürgem eğitmenlerinden bir tanesiyim. Uzun yıllardır elektronik muhasebe sistemleri üzerine çalışıyorum. Şansımız Türkiye'de çok popüler oldu. Elektronik muhasebe sistemine doğru gitti. O yüzden yaklaşık 2014 yılından beri benim yüksek lisans tezimdi bu. Bununla ilgili yazdığım 6 tane kitap var. Elektronik muhasebe sistemleri şu anda sanırım 8 tane üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor. Tek uzmanlık alanımız bu. Bazen arıyorlar danışma hattında. O gün bir tanesi aradı, dedi ki Airsel ile ilgili bir şey soracağım dedi. Sor dedim. Sonra dedi ki şurasının değişmesi lazım dedi. Tamam dedim, maliyedekilerle görüştüğüm zaman ben iletim dedim. Bunların hepsi senin başının altından çıkıyor dedi. Ben dedi takip ediyorum seni dedi. O yüzden ben hızlı hızlı hatırlatmaları yaparak geçeyim size. Son değişikliklerde ne oldu? Elektronik veri ibraz sistemi çıktı. Bilgi ibraz sistemi çıktı. Gördünüz mü bilmiyorum. Maliye Bakanlığı yeni bir ibraz sistemi getirdi. Artık e-defterleri, dosyalarınızı, faturalarınızı elektronik ortamda maliyeye aktarabileceğiniz bir sistem geldi. Çok yakında kullanmaya başlayacak. Aslında geçen sene çıkmıştı. Uzaktan denetim çıkmıştı. Takip etmişsinizdir. Maliye müfettişi sizi uzaktan denetleyecekse ona uygun bilgisayarı hazırlayıp uygun verileri de önüne açmak zorundasınız diye bir tebliğ de çıktı. Yavaş yavaş uzaktan denetim, elektronik defter denetimi gibi konular geliyor. Elektronik defter denetimi deyince ben uzun yıllardır e-fatura, e-defteri anlatan birisi olarak şunu söylüyorum. 2023 yılı özellikle bizim e-defter açısından biraz zor geçecek gibi geliyor. E-defter incelemelerine henüz başlamadılar ama yavaş yavaş başladı. Geçen gün anlatayım, bir SSK müfettişi aradı. Bizim oda danışma hattını. Dedi ki bir mali müşavirden işte evraklar istemiştik, evrakları getirdi. Ben bu defter beratları açamıyorum dedi. Defter beratları açamayınca hani maliyede anlatabiliyorsunuz da SSK'da genelde böyle ceza yazmaya çok hevesliler ve cezalar çok yüksek biliyorsunuz. Ben dedi buna dedi 37 bin lira ceza yazacağım dedi. Şimdi ceza yazacağım deyince ben de dedim ki ya bu bizim meslektaşımız, ben size yardımcı olayım, beraber açalım dedim. Tarif ediyorum, beratı şuraya yükleyin, defter izleme programı yükleyin falan filan, yükleyemiyoruz. Bir türlü açamadık. En son da dedim ki nasıl bir veri var elinizde? Yani meslektaş size bunu USB bellekte mi getirdin? Yok dedi, kağıt getirdim. Şimdi bizim meslektaş kağıt berat çıktısını götürmüş. O da açmaya çalışıyor. SSK müfettişi de bu kağıt beratı bilgisayarda açmaya çalışıyor. Yani şu andaki genel durumu anlatıyorum. Genel durumumuz bu. Biraz e-defterle ilgili çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum zamanla. Hatta biz bununla ilgili bir e-defter nasıl hazırlanır? İşte mesela işte şematron kontrolü var. Mesela şematron kontrolü hiç yapmadık. Bu veriler gerçekten imzalanmış veriler mi? Gibi bir canlı yayın yapmayı da planlıyoruz bu arada. Elektronik veri ibraz sistemi çıktı. Boş BABS'ler kalktı. Ama şimdi ben meslektaşlarla konuşuyorum, ofisteki arkadaşlarla da tartışıyorum. BABS kalktı mı? Kalkmadı. Boş BABS kalktı. Peki, BABS'yi düzeltebiliyorduk 10 gün içerisinde. Şimdi hiç vermezsek ve düzeltmemiz gereken bir şey çıkarsa 7200 lira cezası var. Tuzak gibi. Öyle değil mi? Yani onu yapacağımızda boş BABS'leri göndeririz, onaylarız. Yani hani bir şey kalktı falan yok. BABS'yi komple kaldırırsınız, cezayı kaldırırsınız, anlarım. Düzeltmek cezasız olur, onu anlarım ama ben tebliğin çıkan şu şeklinin bizim açımızdan çok büyük bir başarı olduğunu düşünmüyorum şahsen. Yani hiçbir anlamı yok. Boş versek bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Biz de öyle yapacağız üstad. Boş verelim, gitsin. Sonra düzeltmemiz gerekir ama hiç beyanname vermeme cezası daha yüksek biliyorsunuz. Onunla muhatap olmamak için. Boşu alacak, alacak, evet, denedik biz. Ama tabii orada da şöyle bir sıkıntımız var. Maliye Bakanlığı'nın yeni bir uygulaması var. Paketleri 5 pakette sınırladı biliyorsunuz. Evet. Sonra çok itiraz gelince dediler ki ayın 20'sine kadarki paketlerde 20 tane, ayın 20'sinden sonraki paketlerde de 5 tane olacak.
Soru şu. Size soruyorum. Bir mali müşavir ve bir stajyer arkadaşımız. İkisi aynı anda. Bir tanesi ayın 1 ile 20'si arasında paket göndermeye başlasa. Diğeri de ayın 20'si ile 25'i arasında beyannameleri göndermeye başlasa. O süre içerisinde kaç beyanname gönderebilir? Komik gibi değil mi? Yani nasıl bir beyanname sistemi? Yani beyannameyi çözdükleri sistem işte ayın 20'sine kadar 20 tane, 20'sinden sonra 5 tane gibi bir sistem. Mesela şöyle düşünün. Son dakikalara kaldınız. Ben çok kalıyorum. Siz de kalıyorsunuzdur. Evraklar sonradan çok geliyor. İşte sonradan sürpriz bir şeyler çıkıyor. Düzeltmeniz gerekiyor. O saniyelerde o kadar beyanname gönderemeyeceksiniz demektir. Öyle değil mi? Defter beyan sistemi çalışmıyor. GİP portal çalışmıyor. Bütün faturalar iptale düştü. Mükellef bilgileri gözükmüyor diyor. Yani şu andaki teknolojik durumumuzda bu. Yani aslında şöyle bir alternatif sunması lazım. Bir sistem çalışmıyorsa ya sistemi çalışır hale getirmeniz lazım ya da onun bir alternatifini sunmanız lazım. Ama şu andaki durumlarımız bu. Şeyde de aynı şey yaptılar mesela. EYT'de de şimdi tekrar yaş çıkarıyorlar. EYT'nin EYT'lileri olacak. Yani EYT'yi hak etmişsiniz ama onun içinde de EYT'ye düşmüşsünüz gibi. EYT'nin EYT'si gibi bir durumla da karşılaşacağız. O yüzden hani ben hep beraber hepimize sabır diliyorum. Hatta şeyde yazmıştım. Biliyorsunuz bu Covid döneminde hiç kimse sokağa çıkamadığı zaman mali müşavirler olarak biz sokağa çıktık. Evraklara dokunduk. Çoğumuz ailelerimizi hasta ettik. Hatırlarsınız. O zaman dedi ki biz mali müşavirlere öncelikle aşı hakkı verilsin. Kimse kabul etmedi. Ben de şey yazdım. Madem dedim aşı vermiyorsunuz bari böyle psikolojik ilaçları da bize öncelik tanırsanız hani en azından sabır olsun biraz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Benim size önereceğim birkaç şey var. Geçen gün ofiste yaşadık. Bir müşterinin hedeflerini göndermemiz gerekiyor. Hani 3 aylık gideratları gönderdik ya geçen ay. Bir tanesinin ayın 16'sında beraat süresi dolmuş. Bizim arkadaşlar başvurmuşlar gelmedi. Malumuyor. Biliyorsunuz bir tane firmayla anlaşıyorlar. İhaleye vermişler. Biliyorsunuz firmayı. Firma yetkililerine ulaşamıyorsunuz. Telefonla bilgi alamıyorsunuz. Sadece ve sadece mesaj yazabiliyorsunuz. Onlar da size doğru düzgün cevap vermiyorlar. İşte ayın 30'una kadar bekledik. Mali mühür gelmedi. 16'sına müracaat etmiştik. Ayın 30'unda dedik ki ne yapacağız? Bu defteri oluşturamayacağız öyle değil mi? Yasal süresini oluşturamayacağız. Peki nedir bunun cezası? Bilen var mı? Ayın 30'u oldu biz defteri gönderemedik. Cezası yok. Yok. Niye biliyoruz? Ne diye biliyorsunuz? Cezası yok diye biliyoruz. Şöyle, takip eden bir ay içerisinde gönderirseniz özel tutuk cezası yazabilirler. Ama o sürede de göndermezseniz hiç defter tutmamış sayılabilirsiniz. O yüzden yasal cezası bu aslında. Sonra biz dedik ki, çocuklar dedi ki, abi dediler biz kuryeye mesaj attık. Cevap vermedi ama kuryenin nerede olduğunu görebiliyoruz. İnternetten, konum takip edebiliyoruz. 3 tane genç bizim arkadaşlardan kurye kovalamaya çıktık. Yani şu 30 Kasım'da yaşadık. 3'ü kovalıyor, birisi beni arıyor. Abi diyor tam yakalayacaktım yan yoldan geçti diyor. Akşam saat 5.30 oldu biz daha yakalayamadık kuryeyi. Oradan buraya, oradan oraya, oradan oraya. Derken saat 6 gibi bir kurye getirdiler. Yaka paça tutmuşlar getirmişler. Adama diyoruz ki bizim mali mühür nerede? Abi ben dürüm dağıtıyorum diyor. Yanlış kurye yakalamışlar. Akşam saat 7-7.30 arası kuryeyi bizim arka sokakta gördük. Allah'tan gittik, aldık. O saatten sonra işte tekrar şifre oluşturduk, tekrar mali mühürleri yeniledik gibi. Mesela bu mali mühür 3 yıllık bir cihaz değil mi? Şimdi devletin ekonomisi de zarar. Yani şu 3 yıllık mali mühürü biz taksak USB'ye, fiyatı neyse de ödesek kredi kartı, otomatik uzatsalar olmuyor mu? Çünkü çöpe atıyoruz onları değil mi? Evet. Çöpe atıyoruz. Yani ne gerek var? Niye 3 yıl? Şifre versin, yetki versin. Ya da ikinci bir mali mühür alacağız. Heh, onu tavsiye edeceğiz. İkinci bir mali mühür alın. Mali mühür alıyorsunuz, bir tanesi Alaaddin geliyor, bir tanesi başka bir isimle geliyor. Bir tanesi Java 32 istiyor, bir tanesi 64 istiyor. O yüzden sabah meslektaşla konuştuk, hepimiz bilgisayar uzmanı olduk. Yani Java'yı bizim kadar bilen başka bir meslek grubu yoktur herhalde. O yüzden mali mühür konusunda dikkat edin. Hala mali mühür almadığınız firmalar varsa biraz geç gelme ihtimali var. Lütfen alın. Ve üstadın da söylediği gibi şimdi değil ama bir 4-5 ay sonra yedeğini de alın. Hani aynı anda süreleri bitmesin. Ben o gün oturdum. Bütün mali mühürler tek tek taktım. Excel'de liste yaptım. Hangisinin günü ne zaman doluyor diye. Şimdi o günlere göre takip ediyoruz. Müşteri arıyoruz. Az kal diyoruz. Senede hallederiz diyor. Muhasebe ücreti için de öyle söylemiştin. Sen beyannameyi bir hallederiz demiştin. Müşteri de olaya böyle bakıyor. Ne defterden haberi var, ne mali mühürden haberi var. Yani bu kadar yükü biz aslında üzerimize taşıyoruz.
Hani stresi anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar ağır yük. Adamın mali mühürünü kovala. Kuryeyi arka sokakta yakala. Efendim işte onu getir yaka paça bilmem ne yap. Adam bizi şikayet etse ne yapacağız değil mi? Çocuklar da ne yapsınlar? Ben kurye getirin deyince bir tanesini getirmişler. E şimdi 2000-5000 portalı çalışmıyor. Günlerdir size de çok telefon geliyordur. Bize de çok telefon geliyor. Bu portal çalışmıyor. Faturalarımız iptale düşmüş. Müşteriler heyecanlarını biz arıyor. Niye biz arıyorsunuz? Maliye değiliz değil mi? Faturaları da yapan değiliz, kesen değiliz. Ama bizi arıyorlar. Yani bir tanesi aradı, hukuksal bir soru sordu. Ben dedim ki abi dedim bunu sen bir avukata sorsan daha iyi cevap alırsın dedim. Avukata sorunca para istiyor dedim. Abi hep yaramızda şimdi ya. Hiç anlatmayayım bunları tamam. Başka değişiklik ne var? Genel olarak bir incelemeyi artırmak istiyor Maliye Bakanlığı. İnceleme sistemlerini artırmak istiyor. Hatta dün işte bir telefonla konuştuk. 3 katına çıkartmak istiyor Maliye Bakanlığı incelemeleri. Ama yine böyle sadece bir duyum olarak anlatayım. Tarihinizde gördüğünüz görebileceğiniz en büyük af ve yapılandırma yasası gelebilir dediler. Yani şimdiye kadar görmediğiniz ve bundan sonra da muhtemelen görmeyeceğiniz bir af ve yapılandırma yasası üzerine galiba çalışıyorlar. Kesin bir bilgi değil tabii bu. Olsun, bir sonraki seçimlerde. Ama tabii af çıktı, yasa çıktı, yapılandırma çıktı. Bunu kim yükünü çekecek? Abi kusura bakma yine biz yapacağız. Yani af çıkıyor, yapılandırma kim yapıyor? Biz yapıyoruz. O söylediğiniz her şeyin, her türlü. Bu konuda bak Ahmet'im Muharrem abi de burada. Planla yetki almış. Niye yapıyorsunuz? Bizim muhasebe, ücret, bunlar hepsi standart hale getirmeyiz. Doğru söylüyorsun. Bir avukat bizden mükelleme, bir ara dedi ki benim mükellemi aldım. Tam öyle böyle arkadaşlar, bunu anlatayım. Dedi ki ben dedi bir iddianame göndereceğim, bunu dedi avukat sarayına gönderelim. Ya dedi biz akşam sabah yazıyoruz bu iddianameleri. Yok dedi ben avukatı da istiyorum dedi. Yani daha ciddi olsun manası. Aradım benim mükelleme avukatımın birini dedi. Ya dedi böyle böyle dedi, mükelleme bir şey istiyorum. Kaç lira dedim fiyatını dedim. Söyleyin ki dedim onaylarsa yapalım. 750 liraya sadece. Asgari tarifini atıyor. Şimdi sen de benim yaz. 750 lira. Şimdi sen de benim yaramı deştin abi. Ben sana anlatayım. Şimdi ben o adamdan kaç lira masif ücret alayım abi biliyor musun? 300, 400, 500 bilemedim yani. Neyse açıklamayalım burada. Yani ama bir dilekçi adam 750 lira. Aynen öyle. O adam yanlış yapmıyor. Biz yanlış yapıyoruz. Şimdi o zaman tamam. Tamam. Ben size anlatıyorum. Şimdi Danıştay'ın kararları var. İzlediniz mi? Madem konuyu açtınız. Meslek dışı konuları tartışıyoruz. Bana soruyorlar birçok şehirde gezdiğim zaman mali müşavirlik mesleğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun yıllardır üzerine çalışıyorum. Ben dedim ki mali müşavirlik mesleğinin geleceğini konuşmadan önce mali müşavirlerin bugününü bir konuşalım. Bugün Danıştay diyor ki avukata hız cezası yazamazsın. Radar cezası yazamazsın diyor. Avukat emniyet şeridinden gidebilir diyor. Avukatın banka hesabına haciz koyamazsın diyor. Ben onlara saygılıyım. Yani mesleklerine, haklarını almışlar. Çok saygılıyım. Tekrar dünyaya gelsem tekrar hani diyor ya, ya malim şey oldum ya imam olurdum. Hani kız istemiş vermemişler ya. Sabah ezanı okurken demiş ki bugünkü sabah ezanımı sevip de kavuşamayanlar için okuyorum demiş. Herhalde öyle bir imam olurdum. Adamlar hakkını alıyor. Ben onlara itiraz etmiyorum ama bugünümüzü kurtarmadan geleceğimizi konuşmak çok doğru değil. Buradan da şunu anlatmaya çalışıyorum. Madem dertleşiyoruz meslektaş olarak. Ben yaklaşık işte 2003 girişliyim, 19 yıl oldu, 20. yılıma gireceğim mali müşavirlikte. Ben mesleğe başladığımda bu sorunlar vardı. Neredeyse mesleği bırakacağım, hala bu sorunlar var. Şunu gördüm, hiçbir oda, hiçbir yetkili merci, Maliye Bakanlığı, TÜRMOB, işte değişik odalar bu sorunu çözemez. Sorunun kaynağı biziz çünkü. Biz birbirimizden defter fiyatını düşürerek defter alıyoruz. Dün bir meslektaşım aradı, bir mali müşavir çok da meşhur dolaşıyormuş, diyormuş ki biz defter tasdik parası almıyoruz. Nasıl tasdik ediyorsun abi bu defterleri? Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunu bir pazarlama taktiği gibi uyguluyorlar. Yani biz kendi birimizden defteri alırken, kendi birimizden müşterileri alırken kalitede yarışalım. Daha iyi hizmet veriyoruz diyelim. Daha zekiyiz diyelim. Daha ne bileyim verimli hizmet veriyor diyelim. Ama parada yarıştığımız zaman o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Biz örnek veriyorum hem değersiz gibi gözüküyor hem 30 defterle biz yaşam standartımızı sağlayabilecekken 90 defterle bunu sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de hepimiz akşam çalışıyoruz. Ben dahilim. Evet. Bakkallar Federasyonu bile mesaj atıyor. Diyor ki defter beyanında defter tasdik parası yok diyor. Bakkallar Federasyonu yapıyor bunu yani. O yüzden biraz daha ben aslında şunun taraftarıyım. Bizim içimizden kim olursa olsun daha çok böyle siyasi yerlerde, örgütlerde görev alacak meslektaşlarımızın çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben birçok partinin ilçe başkanının mali müşavir olduğunu görüyorum. Çok övünüyorum.
Olsun. Bütün ya parti ismi önemli değil. Olalım çünkü hakları almanın maalesef başka bir yolu yok şu anda. O yüzden mesleğin geleceği çok güzel bir yere gidiyor bana sorarsanız. Hani birçok insan konuşuyor malum şairlik mesleğin geleceği hakkında. Çünkü Amerika'da yayınlanmış bir rapor var. Diyor ki dünyada yok olması öngörülen meslekler. Bir bankacılık, sigortacılık, muhasebecilik. Avukatlık biliyorsunuz bir avukat robotu test ediyorlar. %98 başarılı oldu. Ama bakın muhasebe diyor. Şimdi Çağrı anlattı. Bir tuşa basıyor, faturaları aktarıyor. Bir tuşa basıyor, beyanname gönderiyor. Bu işin muhasebe kısmı. Kabul edelim şu ana kadar hepimiz muhasebeci olduk. Hiç malum şair olmadık. Çünkü yetiştiremedik. Ama biz işin bu muhasebe tarafındaki angarya kısmını eğer programlar vasıtasıyla atlatıp gerçek işimiz olan mali müşavirlik, danışmanlık, insanlara şirketleri için yol gösterme, finansal konularda onlara akıl vermeye döndürdüğümüz zaman inanın çok kıymetli oluyor. Ben şunu yaşadım. Bundan yaklaşık 15 gün önce bir firmayla görüştük. Firma büyük bir firma dedi ki bizim mali müşavirimizi alın. Dedim ki abi sen de şöyle bir şey dene. Ben sizin mali müşavirinizi almayayım, danışmanınız olayım. Hem meslektaşımda ekmek parası da oynamayalım. O da çok sevindi. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Danışman olduğunuz zaman o kadar her şey değişiyor ki. Toplantı herkes saatinde geliyor. Patronun geliyor. Not kağıtlar alıyorlar. Defter alıyorlar. Dediğiniz her şeyi uygulamaya başladılar. Meslektaş da çok memnun. Çünkü o da zaten oradan bir ekmek parası kazanıyor. Yani işin danışmanlık ve müşavirlik kısmında çok böyle kıymet olduğunu düşünüyorum ben. İşte mesela eksik olduğumuz yönler. İşte indirimli kurumlar vergisi, yatırım teşvik belgeleri, finansal raporlamalar, işte ne bileyim halka arz mesela. Ya bir tane bankacıyla tanıştım. Eski bankacıymış. Halka arz konusunda danışmanlık yapıyor. Aylık 50 bin lira alıyor biliyor musunuz firmadan? Ya. Diyor ki hocam diyor 12 tane firmaya ben aylık danışmanlık yapıyorum diyor. 600 bin lira. Beyanname yok, SSK yok, ceza yok, BABS yok. Anlatabiliyor muyum? Aslında o işi bizim meslektaşlar hakkıyla çok daha güzel yapabilir. Ama ne olmuş? Bizde şöyle bir sıkıntı var. O kadar çok KDV, muhtasar, SSK, BABS, hani kafamızı kaldıramıyoruz. Geçen ay hatırlayın. Geçici vergiyle başladık. KDV, muhtasar, peşine e-defter beratları. Tam nefes aldık. Bordolar, bilmem işte SSK'lar. Şimdi KDV dönemine giriyoruz tekrar. Yıl sonu işlemleri, defter tasdikler. Böyle devam ediyor hayat. O yüzden bunu kırmanın bence en güzel yolu danışmanlık. Mali müşavirlik. Gerçekten mali müşavirliğin anlamıyla yapmak olduğunu tavsiye ediyorum. Yeni sektörler var. Orada çok karışıyor. Geçen gün ben İstanbul'dayken Bursa'dan bir şey attılar. Ekran görüntüsü attılar. Bir şirket, muhtemelen e-fatura satan bir şirket. Şöyle bir yazı yazmış ve bizim meslektaşlar ya da firmalara göndermiş. Diyor ki e-faturaya zorunlu olarak geçen firmalar malumuz e-deftere geçmek zorundalar diyor. Demir çelik sektöründe e-fatura geçtiği için e-deftere geçmek zorundadır diyor. Şimdi iki cümle var. Dedim ki öyle bir algı yaratmış ki sanki demir çelik sektörünün e-deftere geçmesi gerekiyormuş gibi bir algı yaratmış. O yüzden ben size şöyle bir hatırlatma notu olsun. Onu anlatayım. Hani kafa bazen karışıyor çünkü. Gübre takip sisteminde olduğu gibi. Şimdi demir çelik sektöründe olduğu gibi. Şimdi Gelir İdaresi Başkanlığı size e-faturaya zorunlu olarak geçeceksin diye başlıyorsa cümle kesinlikle e-deftere geçeceksiniz. Defter beyanda olanlar defter beyanda kalabilir. Çünkü defter beyanda bir e-defter çeşididir. Tamam mı? Burası tamam. Gelir İdaresi Başkanlığı sizi dolaylı olarak e-faturaya geçiriyorsa e-defter zorunluluğunuz yok. Örneğin demir çelik sektörü. E-irsaleye geçeceksiniz dedi. E-irsaleye geçmenin şartlarına bakıyorsunuz e-faturaya geçmek. Şimdi dolaylı olarak e-faturaya geçtiğimiz için bizim limitlere kadar e-deftere geçmemize gerek yok. Kısa bir hani kafanızda anekdot olsun diye anlattım. E-fatura zorunlu. Mesela turizm sektörü orada var zaten. Dedi ki siz e-faturaya geçeceksiniz. Kesinlikle e-deftere geçecekler. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet. E-fatura geçeceksiniz diye başlıyorsa cümle kesinlikle e-deftere geçeceksiniz. Ama dolaylı olarak e-fatura geçmişseniz o zaman e-deftere yasal limitlere kadar geçmenize gerek yok. Defter beyan kullananlar defter beyanında kalabilir. Demek ki demir çelik sektöründe o kadar çok soru geliyor ki bir karışıklık var. Şimdi onu çözelim. Onunla ilgili bir kısa yol anlatacağım. Çok başınızı ağrıtmak istemiyorum. Şimdi demir çelik sektöründe şöyle bir sıkıntımız var. Demir ve çelikten malzemeleri aldınız, dokunmadan sattınız, KDV tevkifatı var. 4 bölü 10'du, şimdi 5 bölü 10 oldu biliyorsunuz. Demir ve çelikten ürünleri aldınız, onlardan eşya imal ettip sattınız, bu sefer de irsale geçeceksiniz. Anlatabildim bilmiyorum. Demir ve çelik ürünlerini aldınız, hiç dokunmadan sattınız, KDV tevkifatı yapmanız lazım. Demir ve çelik ürünlerini aldınız,
ürün haline getirdiniz, sattınız, o zaman da e-irsale geçeceksiniz. E-irsale geçeceksiniz dediği için hedeflere, limitlere kadar geçmemize gerek yok. E-irsale geçmenin şartlarına bakıyorsunuz. İlk şartı e-fatura mükellefi olma. Ama dolaylı olarak e-irsale geçtikleri için e-deftere geçmeleri zorunlu değil. Ama e-defter sayıları gitgide artıyor. Sizde de artıyordur galiba, değil mi? E-deftere dikkat etmek lazım. Mali mühürlere dikkat etmek lazım. Mali mühür tarihlerine dikkat etmek lazım. E-defterlerden daha çok ücret almak lazım. Biliyorsunuz %50 artırılarak uygulanır diye bir tarifemiz vardı. O da şu anda yok. E-defter. Yayınlamıyor Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı yayınlamıyor. Evet. O yüzden bu sektörlerle ilgili soru gelen sektörler şunlar. Örneğin internet üzerinden satış yapanlar. Eskiden internet üzerinden aracılık faaliyeti yapanlar. Yani N11 gibi, sahibinden.com gibi platform hizmeti verenlerdi. Şimdi diyor ki internet ve her türlü platform üzerinden satış yapanlar 2020-21 için 1 milyon, 2022 için 500 bin, yeni kurulanlar için de 3 ay. Takip ettiniz mi bilmiyorum. E-ticaret şu anda çok meşhur. 2021 cironuz eğer 1 milyonsa geçeceksiniz. E-fatura geçeceksiniz diyor. E-fatura geçeceksiniz demişse e-deftere de geçeceksiniz. 2022 için 500 bin lira ama yeni kurduğunuz bir firmaysa 3 ay içerisinde geçecek. Mali müşavir e-fatura mükellefi olabilir mi? Olamaz. Şirket değil. Olamaz. Şimdi telefonum da kayıtlı. Bir meslektaşım şunu sormuş, diyor ki mali müşavirlik serbest meslek faaliyetinde bulunan bir firmamız var. Cirosu 3 milyon lirayı geçti. Biz bilançosuna geçip e-deftere geçecek miyiz? Soru bu. Ben de size soruyorum. Serbest meslek kazanç defteri tutan bir firmanız var. Geçen seneki bir üst satış hasılatı 3 milyon lira ya da 4 milyon lirayı geçti. Bilanço usulüne geçip e-deftere geçmesi gerekir mi? Bilanço usulüne. Serbest meslek defterinde bilanço olmaz ki zaten. Bravo. Serbest meslek kazanç defterinde cironuz ne olursa olsun bilançoya geçmek diye bir şey olmaz. Peki mali müşavir e-fatura mükellefi olabilir mi? Biz serbest meslek makbuzu düzenleyebiliyoruz. Adı üstünde makbuz. Değil mi? Zaten o e-defterine e-fatura gidecek. Peki arabamı sattık. Arabam vardı, sattım. Fatura mı keseceğim, makbuz mu keseceğim? Makbuz keseceğiz. Peki ben bir ürün almıştım, iade edeceğim. Fatura istedi. Yine makbuz mu keseceğim? Aynen. Tekrar soruyorum. Mali müşteriye fatura mükellefi olabilir mi? Olabilir. Evet, olabilir. Fatura kesemez ama alan yönünden fatura mükellefi olabilir. Fatura alabilir. Şimdi yeri geldiği zaman tartışacağız. Diyelim ki e-irsaliyede 10 milyon liraya geçen bir firmanız var ama hizmet işletmesi. Hayatı boyunca hiç mal sevk etmeyecek. Yine de e-irsaliye geçmesi gerekir mi? Evet, gerekir. Alan yönden, işte bizimki gibi mali müşavir alan yönden. Peki gayrimenkul ve araba alıp satanlar açısından onlarda da 1 milyon ciro sınır var. 2022'de 500 bin sınır var. Onlar da geçecekler. Zaten 1 milyonun altında ev araba kalmamıştır diye düşünüyorum. Ama araba gayrimenkul imal faaliyetinden kastımız şu. Mesela buranın tadilatını aldı. Diyelim ki fayanslarını değiştiriyor. Bu girmez. Taahhüt diyorlar ya ona. O girmez. Ne yapacak? Burayı imal etmesi lazım. Hani kastımız o, oradan da çok soru geldiği için söylüyorum. Turizm Bakanlığı'ndan yetki belgesi almış ya da belediyeden ruhsat almış, konaklama tesisleri de e-faturaya geçecekler. E-faturaya geçecekler cümlesini duyduk. O zaman e-deftere de geçecekler. Oralarda bir sıkıntı yok. Bir de bizim meşhur 5000-30000 portalımızı 2000-5000 portalı haline getirdiler. Şu anda çalışmayan portalımız var ya. Şimdi orada ne demek istedi Maliye Bakanlığı? KDV vergiler dahil 2000 lira yaşayan bütün faturaya arşivden kesilsin. KDV ve vergiler dahil 2000 lirayı aşma sınırı nereden geliyor? Fatura kesme sınırı. Değil mi? Yani Maliye Bakanlığı şunu diyor. Perakende satış fişleri haricindeki bütün belgeler e-belge olsun. Haklı olarak. Ben olsam ben de onu derdim. Onun için şey yok. Peki 2000-5000 portalında sıkıntı yaşıyor musunuz? Ben bir tek bizim ofiste mi var bilmiyorum. Bizim çocuklar açıyorlar, interaktif vergilerden fatura listesini alıyorlar. Almazsa komşunun muhasebecisi alıyor. Müşteriye gönderiyorlar. Diyorlar ki sen bize getirdin. Faturalar aslında şu faturalar eksik. Müşteri geri dönüyor. Diyor ki siz o zaman madem bunu tespit ettiniz arayın firmaları, alın faturaları diyor. Aynen öyle. Yazmıyor artık. Almazsanız ama diyor arkadaşım muhasebecisi varmış, o her şeyi alıyormuş diyor. Onu alırsanız size iş yükü, öyle değil mi? Ya da diyorlar ki mesela e-faturanın çıktısını aldın, o zaman niye e-fatura olduk? Ama bizim bunu görmemiz lazım. Şimdi ben size şunu soruyorum meslektaş olarak. İnteraktif vergi dersinde görüyorsunuz bir faturayı.
faturanın kendisini görüntüleyemiyorsunuz. Neden? Çünkü Maliye Bakanlığı da yok. Evet. Rapor haline gidiyor. Peki o faturayı biz işleyebilir miyiz? Gördük. Atıyorum MediaMarkt'tan bir fatura almış. Adamın da KDV'si çıkıyor. Kıyamıyoruz. O faturayı oradan işleyebilir miyiz? İşlemek lazım diyor üstad. Çünkü KDV'si çıkıyor diyor. Değil mi abi? Evini aldıysa diyor. Şimdi ben işin vergi usul kanunu kısmını söyleyeceğim size. Diyor ki bir mali müşavir işlediği muhasebe kayıtlarını aktardığı evrakların işletmenin yaptığı faaliyete, işleyiş konularına uygun olmasından müteselsil olarak sorumludur diyor. O yüzden biz görmeden evrak işlemeyiz. Görmemiz lazım. Evrağını görmemiz lazım. Ben bilirkişlikte yapıyorum. Mahkemenin bir tanesi mali müşavire 23 ay hapis verdi. Firma sahibine 11 ay verdi. Sebebi şu diyor ki mali müşavir uzmandır. O bilecek diyor. O işin uzmanıdır diyor. Bileceksin diyor. Yani, hakikaten öyle. Yani şöyle düşünün. Müşteri ölüyor. Sorumluluğu bitiyor. Biz onun hala 5 yıl hesabını vermeye devam ediyoruz. Hani var ya mali müşavir ölmüş mezarın başına gelmiş. Abi bizim muhtasar ne oldu diyor. Diyor ki öldüm ben öldüm diyor. Abi hep bahane hep bahane diyor. O yüzden bizimki öyle yani. Şimdi elektronik belgelerle ilgili bu tabi geçen ayın sayıları ama şu anda 800 bini aştı. E-fatura mükellefi hızla artıyor. E-defter sayısı çok artacak. E-defteri nasıl incelenir aslında onu bir konuşmamız lazım size bir ara. E-defter şematron kontrolü nasıl yapılır? İmza kontrolünde nasıl geçer? Bunlar bir müfettişe verileceği zaman nasıl verilir? Örneğin mesela kağıt çıktısı geçerli midir? Beratları göster diye biraz önce çağırdı. Onun kağıt çıktısını alsak geçerli midir? Değil. Değil mi? Onu götürmemek lazım müfettişe. Tabii müfettişin de bunun gelmeyeceğini bilmesi lazım. Karşılıklı olarak. Bunları geçiyorum otellerle ilgili. Eğir saliye, demir çelikle ilgili. Eğir saliye sınırını 10 bin lira, 10 milyon lira düşürdüm. Bazıları zaten daha defterin ne olduğunu onlar da bilmiyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yine ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu konularda en uzman ve en bilgili meslek grubu biziz. Gerçekten öyle. Yani her kesimle konuşan, her kesimle aşağı yukarı ders anlatan birisi olarak söylerim. Kesinlikle en bilgili biziz. Şu e-fatura ile ilgili daha hiç ticaret odasında ben seminer vermedim. Fatura kesen değiliz, alan değiliz. Bize belge ibraz eder, biz uygunsa işleriz değil mi aslında? Ama bütün seminerleri biz yapıyoruz. Bize soruyorlar çünkü. Fatura kesmeyi öğrettiğine kadar anımız ağladı. Siz yine öğretmişsiniz. Bürolarda fatura kesenler var. Bugün bir meslektaş dedi ki hocam dedi ofiste ayrı bir birim oluşturdum dedi. Gip e-arşiv fatura kesme birimi. Size olmuyor mu? Bana oluyor. Adam bir tane kaşe gönderiyor. Abi şuna bir fatura kessene diyor. Adam birim oluşturmuş. Diyor ki ben bundan para alıyorum diyor. Fatura başına bir para takdir etmiş kendisi. Para alıyor. Parasını alıyorsa helal olsun. Helal olsun. Aklıma şu geldi. Benim de bağımsız denetim şirketindeki ortağım bir meslektaşım. Diyor ki abi diyor baktım ofis çok dolmuş evraklarla diyor. Adam 7-8 senede almamış. Arıyorum al diyorum almıyor. Alıyorum al diyorum almıyor. Hemen ben diyor tuttum diyor buna diyor evrak saklama bedeli diye 1000 liralık bir fatura kesmiş. Makbuz kesmiş. Adam diyor bir saat sonra ofise geldi diyor. Hayırdır demiş. Demiş abi sen lastiklerini lastikçiye vermiyor musun? Veriyorum o sakladığı için lastik hizmet bedeli almıyor mu senden? Alıyor. E bizim de bir lastikçi kadar kıymetimiz yok mu demiş. Hemen evraktan aldı gitti diyor. O yüzden hani bazen de bedelini alabiliyorsanız hakikaten kaliteli hizmet yapıp parasını alabiliyorsanız benim hiç itirazım yok. Mali mühürle ilgili soru yoktur ama hiç şu ana kadar mali mühürle muhatap olmamış kimse yoktur. O yüzden mali mühür kısımlarına geçiyorum. Tavsiyem bir yedek mali mühür almanızda fayda var. Başvurularla ilgili de sıkıntımız yoktur. Bu olur mu acaba? Bu olur mu derken? Üzerine çizmiş üstad. Tek çizgiyle ama. Tarafımdan düzeltilmiştir demiş imzalamış e-faturayı. Ne güzel. E-faturayı imzalamış. O da güzel. Olur mu sizce? Olmaz. Eskiden diyorum ben mesleğe ilk başladığımız yıllarda vergi levhalarını falan biz imzalıyorduk, mühür yapıyorduk. Daha mı karizmatikti acaba? İşte şunları anlatıyorduk. Tek çizgiyle çiz, tarafından düzeltilmiştir de altına imzalı olur diyorduk. Bu olmaz tabii. Değil mi? Elektronik belgenin şey olmaz. Bizim bilgileri gelmedi. Evet. Oraya kaşa basarsınız olur. Kaşa basın. Aynen öyle. Bizim kadar pratik çözüm üreten var mıdır? Mesela mahkeme ceza kesti.
Gelir Dairesi Başkanı ceza kesmiş. Ev faturaya ne arşiv fatura kesmenin cezası var. Mahkemeye dedi ki yok kesebilir. Kesebilir. O da elektronik belge. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden her şeyde böyle yok olmayacak diye bir şey yok. Yok biz, hükmünde saymıyor çünkü. Yani. Saymıyor tabii. Öyle bir ticaret var tabii. Mesela diyor ki hiç defter tutmamış sayılır. Danıştay bozuyor diyor. Öyle bir ticaret varsa, ödemeler bankadansa, mal nakliyle taşınmışsa, ticaret gerçek değerlere dayanıyorsa sen defter yok diyemezsin diyor. Diyemez. Yani bu Maliye Bakanlığı'na herhalde en çok davayı malum şeyler kazanmıştır. Ben bir tane dava kazandım. Takdir komisyonu ceza yazmış 31 Aralık'ta. Bizim mükellefi. Dava dilekçesi şu kadar. Takdir komisyonu ceza yazamaz. Bu kadar. Ben dilekçe verdim, kazandım. Takdir komisyonu ceza yazma yetkisi yok çünkü. Yok. Bu kadar. Yani yazmış ama hani ya tutarsa diye. Buyurun. 1 Temmuz'da ev fatura geçen mükellefim mali müdürlüğü bir türlü alamadı. Evet. 1 Ekim'de geçti. Bu arada kesilen e-arşiv, ev fatura olması gerekir. E-arşiv kesilmiş. Giray Beşman'a diyor ki şöyle üstad, eğer onları isterse Maliye Bakanlığı her fatura için fatura bedelinin %10'u kadar ceza kesebilir. Kesebilir. Dava konusu olur. Sonra hani inşallah kazanırsınız. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama fatura bedelinin %10'u kadar cezası var. Bizim Ankara odasında en çok sorulardan bir tanesi iptal ve itiraz. Orada biraz kafamız karışıyor galiba. Kısaca onları izah etmek istiyorum. Bir fatura düzenlendikten sonra 8 gün içerisinde itiraz edilmiyorsa içeriği kabul edilmiş sayılır. Elektronik işlemle ilgisi yok. Vergi usul kanunu söylüyor. 8 günlük yasal süremiz var. Biz iki rakip firmanın temsilcileri olarak seminer veriyoruz. Arkadaş 7 diyor, ben 8 diyorum. Arkadaş 7 diyor. Her seminerde 7 diyor, ben 8 diyorum. 8. Vergi usul kanunu bakarsanız. 8 gün içerisinde. Şimdi diyor ki Gelir Dairesi Başkanı, faturayı düzenlediniz. 8 gün içerisinde İptal edebilirsiniz faturayı. E-fatura için e-fatura iptal portalı var. GİP'ten düzenlenen fatura içinde iptal isteği oluştur var. Karşı taraf da bunu kabul ederse fatura iptal edilmiş oluyor. Belki ben iptal isteği oluşturdum, karşı taraf kabul etmedi. İptal olur mu? Olmaz. Peki iptal aşamasında yazıyor. Bunu geri çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Ama iki tarafın da iradesi lazım. Yani ben iptal isteğinde bulunacağım. Karşı taraf da bir iptal isteğini kabul edecek. Fatura iptal edilmiş olur. Peki 8 günü kaçırdık ki genelde bizde oluyor. Bize sordukları zaman aslında her şey bitmiş oluyor. Yani bu iş mali müşahede gelmişse her şey bitmiştir. Yapacak hiçbir şey kalmamıştır. O en son bize gelmişlerdir. Peki 8 günü geçirdik ne yapabiliriz? İade faturası. İade faturası diyor. Ama iade faturasını doğru buluyor musunuz bilmiyorum. Şimdi iade faturası için sizin o fatura işlemeniz lazım. Kabul etmiş sayıyorsunuz fatura. İşlediniz. Size iade faturası kestiniz. Adam da iade faturasına itiraz etti. Siz işlemiş oldunuz, o işlememiş oldu. Dava etti, sizi kazanır. O yüzden iade faturası biraz bence riskli görüyorum. 8 günden sonra takip eden ayın 20'sine kadar itiraz edebilirsiniz faturaya diyor. İtiraz içinde 4 tane yöntem var. İşte telgraf, taahhütlü mektup, kep ya da noter. En ucuz fiyatlısı taahhütlü mektup. Taahhütlü mektup gönderirseniz ben faturayı kabul etmiyorum diye. Peki karşı taraf bunu kabul etmese ne oluyor? Burada biraz sıkıntı var işte. Şimdi Gelir Dairesi diyor ki iki taraf arasında bir itilaf varsa, sen diyorsan ki ben faturayı kabul etmiyorum, öbürü diyor ben faturayı kestim. O zaman diyor, bu itiraz süreci için konuşuyorum, ben iki tarafın da iradesini doğru kabul ediyorum. Sen BSN'den çıkartılması istiyorsan ben senin BSN'den bunu çıkartırım. Öbürü yok benim B'amda dursun diyorsa onu da B'asında tutarım. Kendi aranızda mahkemede ne yaparsanız yapın diyor. Herkesin iradesini doğru kabul ediyor. Orada da öyle bir sorunumuz var. Peki takip eden ayın 20'si hangi kanunda yazıyor? Hiçbir kanunda yazmıyor. Gelir Dairesi diyor ki ben sanal BABS oluşturuyorum. Neden? Çünkü şu andaki vergi incelemelerinin çoğu BABS'ye dayanmış durumda. KDV iadelerinin çoğu BABS'ye dayanmış durumda. O yüzden BABS'den kalkmasını ben canlı yayında da söyledim. Çok beklemeyin. En azından başka bir yöntem bulana kadar. İptal itiraz leri geçtik. Ben size en son bir şey göstereceğim. Ondan sonra sorularınız varsa. Eyirsal ile ilgili sorularınız var mı? Eyirsal 10 milyon liraya düştü. Şu sorular çok geliyor. Ben başka bir depoma sevk ediyorum. İrsaliye düzenlemem gerekir mi? Eyirsal'e düzenlemem gerekir mi? Evet. Boyamaya gönderiyorum. Eyirsal düzenlemem gerekir mi? Evet. Garanti kapsamında geri gönderiyorum. Eyirsal'e düzenlemem gerekir mi? Evet. Siz Eyirsal'e mükellef iseniz artı düzenlediğiniz bütün irsaliler Eyirsal olacak. Peki malla beraber bilgi fişi
E-arşiv faturası ya da e-faturanın çıktısını alsak, İhsarı yerine geçer yazsak, İhsarı yerine geçer mi? Sen bunu söyledin, gözü geçebilirdin. Bazı firmalar şunu yapmış, faturanın üzerine direkt yazıyor. E-fatura, işte İhsarı yerine geçer diye matbu bir yazı. Aslında tebliği okumuşsanız tebliğ dedi ki, faturanın üzerine elle İhsarı yerine geçer yazacaksın, altında ıslak imzayla imzalayacaksın diyor. Ama şu anda bizdekilerin hepsi otomatik olarak yazılar geliyor. O da bir pratiklik. Ama kanunda da yeri var. Yani ticari teamüller de kanun yerine geçer biliyorsunuz bazen. Ticari olarak herkes böyle kullanmaya başlarsa buna da kimse bir şey demez. E-İhsarı ile ilgili başta konuştuğumuz için geçiyorum. E-Defter başvuruları için Allah yardımcınız olsun diyorum. Son güne bırakmayın. Lütfen o mali mülleri kontrol edin. E-Defter ile ilgili tercihleri Ocak ayında yapacağız. 3 aylık aylık tercihlerini Ocak ayında yapacağız. Ya değiştirmek isterseniz Ocak ayında değiştiririz. Peki, aylık verilmesi daha mantıklı. Biz öyle tercih ediyoruz ofiste. Çocuklar çok itiraz ettiler. Abi keşke aylık seçseydin dediler. Geçen ay neredeyse elim öpeceklerdi. Abi 2-3 aylık seçmişsin dediler. Bir de 12 tane cezası var. Tecrübe başka bir şey. Hiç olmazsa. Ya şey bağlı. Çalışma sistemimize göre değişir. Peki ikinci saklama var. İkinci saklamaya göndermemenin cezası nedir? İkinci saklamaya göndermemenin cezası nedir acaba? Hep gönderdiğimiz için. Hep gönderdiğimiz için biz diyorsunuz. İkinci saklamamanın bir cezası yok. Ama Maliye Bakanlığı sizi uyarırsa yazıyla, bak bunları göndermedin deyip size bir gün tanırdı. O gün içerisinde tekrar yollamazsanız o zaman cezası. Bize İşkur'dan yazı geldi. 10 kişinin üzerindeki firmaları inceliyorlarmış. Niye bunların iş kurlarını vermediniz diye yazı geldi. İşkur'da yazı yazmadan ceza yazamayabiliyorsunuz. Evet. O yüzden dikkat edin lütfen 10 kişiden fazlaları İşkur şu aralar. Yazmaya başladım. Şimdi e-defterle ilgili ben şunu açacağım. Ben İstanbul'dayken bir meslektaş aradı. A firmasıyla çalışıyormuş, muhasebe programı kullanıyormuş. Ama e-defterlerini de B firmasına hazırlatıyormuş. O hem daha ucuz hem daha pratik olduğunu düşünüyormuş. Yani siz A muhasebe programı kullanıyorsunuz. Ama e-defterlerinizi B firması oluşturuyor. Bağlanıyor, bilgilerinizi alıyor. E-defteri biz oluştururuz, saklarız. Senelikte size ya bedava diyorlar ya işte 100-200 lira diyorlar. Bizim meslektaşlar da çok uğraşmak istemediği için, burası daha pratik olduğu için herhalde onun yolunu tercih eden çok var. Yalnız şöyle bir sıkıntı olmuş. Müfettiş incelemeyi almış. Programda A programını kullandığı için konnektör programıyla bağlanıyorlar ya. İki veri birbirini tutmuyor. Yani E-Defter firmasının gönderdiği verilerle bizim kendi muhasebe programımızdaki veriler farklı. Çünkü onlar ödeme şekline dikkat etmiyorlar, yemeğe madde sırasına dikkat etmiyorlar gibi dikkat etmiyorlar. Şey müfettişin dediği şey şu, beni ilgilendirmez, bu mükellefin sorumluluğu altında. Firma aramışlar, şimdi ses kayıtları var ama firma isimleri geçtiği için dinletmeyeyim ben sizi. Firma aramışlar, firma demiş ki bana ne kardeşim, sen defter kayıtlarını düzgün tutsaydın da bize düzgün yollayaydık. Firmada sorumluluk kabul etmemiş. O yüzden lütfen dikkat edin. Yani özellikle şu konnektör denen programlar var ya. Siz mesela hangi program kullanıyorsanız, B programı kullanıyorsunuz. Adam diyor ki bizde bir program var, biz bağlanıyoruz, her şeyi aktarıyoruz, alıyoruz, defterinizi yolluyoruz, saklıyoruz. Bunun için de sizden bir para istemiyoruz. Tehlikeli. Bir tane firma battı, onun da adını vermeyeyim. E-fatura firması battı. Müşterilerin hiçbirisi faturalara ulaşamıyor. İsim yok, battı artık, ulaşamaz. Vermeyeyim isimleri de. Sıkıntı ne? O faturaların saklanması, o defterlerin saklanması mükellefin kendi sorumluluğu altında. Ben A firmasında çalışıyordum, B firmasında çalışıyordum gibi bir seçeneği yok. Çünkü vergi usul kanunu diyor ki mükellefler kendilerine ait sorumlulukları özel sözleşmelerle başkalarına devredemezler. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Şimdi bu nedir? Biz İstanbul'dan Antalya'ya giderken ben uçaktan indim. Bizim arkadaşlar bu ekran görüntüsü bana attılar. Bu bizim serverımız. Bizi eklemişler. Bir Bitcoin şey var. Genelde şöyle oluyor. Tam KDV dönemlerinde oluyordu. Muhtemelen şeyden, faturanız ektedir diye bir mail gelmiş. Bizim çocuklar da fatura delisi ya. Fatura görünce tıklamışlar, her şeyle geçmiş. Her şey ama. Her şey yani ofisteki 11-12 bilgisayar, üzerine takılı USB'ler, yedek aldığımız hard diskler, yedeğin yedeği, yedeğin yedeğinin yedeği, her şey eklemiş. Soru üstü gördüğünüz gibi artık onlar da işi geliştirmişler. Bitcoin istiyorlar. Para istemiyor. Bizim bilgisayarcı işte gitti. Ben Antalya Havalimanı'nda işte bir yandan ulaşmaya çalışıyorum. Bilgisayarcı gitti, dedi ki inşallah yabancı hacker'dır dedim. Niye dedim?
Çünkü yabancı hackerlar para istiyor, para veriyorsun, açıyor dedi. Türkler nasıl dedim. Bir para istiyor, veriyor dedi. Ondan sonra ertesi gün eniştemde $300 istiyor. Bizim işte akrabada $100 istiyor falan diye böyle sürüncemede bırakıyorlar dedi. Çok şükür bizimki yabancıyı kırmış. Peki, burada sıkıntı ne? Benim aklıma ilk şey geldi. E-defter. Yani hani faturalar, işte diğer evraklar bir şekilde işlenir ama e-defter dosyaları, Çağrı söyledi ama ben tekrar üstüne basarak vurgulamak istiyorum. E-defter dosyaları seklendi, parayı ödediniz, açtırdınız, e-defter dosyanız bozuldu. Ne olacak? O da güzel bir soru, onu da tartışalım. Ben tabii Antalya'da böyle kafamdan geçiriyorum. Her biri için ayrı ayrı mahkemeye başvurmam lazım. Zayi belgesi almam lazım. Her biri için yeminli mani müşteriden rapor almam lazım. Her birisi için tek tek analiz rapor alıp Gelir Vergisi Başkanı'na başvurmam lazım. Yani felaketi düşünebiliyor musunuz? Her bir ay için bunu yapmam gerekiyor. Bunu müşterinin haberi olacak. Müşteri diyecek sen niye saklamadın? O yüzden şurada pişman oldum. Dedim ki keşke biz bunları bir USB bellekte teslim etseydik. Nerede saklarsa saklasın. Öyle değil mi? Niye bu kadar yükü üstümüze alıyoruz? Bir meslektaş şey dedi, bir kadın meslektaş. Hocam dedi ben harici riski alıyorum dedi, düdük tencerede saklıyorum dedi. Ağzı lastikli ya. Nerede saklar saklasın, müşterinin kendisine teslim edin. Yani defterleri mutlaka teslim, buyurun üstad. Tamam, ben defterleri kendi yerlerinde tutuyorum. İşte, ne güzel. Tebrik ederim. Biz aynı hatayı yaptık, biz e-defter dosyaları, bize yedek vardı, biz geri döndük bu arada ama. Hakikaten çok büyük bir stres. Sonra dedi ki ben bunu sosyal medyaya koydum. Bir meslektaşım aradı sağ olsun. Dedi ki hocam dikkat edin o sayaç var ya 4 gün 7 saat falan. O sayaç sonunda tekrar hackliyorlar dedi. Bizim bilgisayarcıya anlattım. Güldü, el kol hareketi falan yaptı. O sayacın bittiği saniye tekrar hacklendik. Adam bizi otomatik hack'e bağlamış. Arkadaşlarıyla yemeğe gidiyor herhalde. Faturayı tam ödeyecek. Lan bizim Alper var diye basıyor oradan. Otomatik olarak bizim bütün bilgisayarı hackliyor. Çünkü yüz binlerce dosya. Yüz binlerce. Yani biz artık silmekten başladık, bilgisayarları formatladık. Yerinde sorayım. Az önce soracaktım. Sonra sor dedi Alper Bey. Ben bir bilgisayarda dışarıdan bir güvenlik şeyi sistemi kurduruyordum da. O işte dedi ki bu hadi bizim az önce anladım. Nova'yı falan da dedi ekliyorlar dedi yani. Bulut sistemindeki şeyi de... Sorarız. En yetkili ağız burada. Onunla ilgili de şunu anlatayım. Sonra ben soru cevabı bırakayım. Bizim gençler tabii biz adını vermeyeyim masaüstü program kullanıyoruz. Bizim gençler firmaya gittiği zaman bizim iki tane de laptopumuz var. Orada da ayrı lisanslarımız var. Gidip orada işliyorlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Oradaki datayı getirirsek ofisteki data olmuyor. Ofisteki datayı getirsek olmuyor. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Yani bizim arkadaş gitti firmada işledi faturaları. Data laptopta değil mi? Bilgisayar, bizim ana bilgisayara aktarmadık. Aktarmam gerekiyor benim. Çocuk dedi ki abi dedi benim işim bitmedi. Pazartesi günü tekrar gideceğim sen onu aktarma dedi. Ben de şimdi şu korkudan dolayı her cumartesi günü yedek alıyorum. Yedek aldıktan sonra iki lisansım var ya. Buradaki yedekleri de iki ayrı laptopa aktarıyorum ki orada da açılsın program da elimizin altında bulunsun diye. Ben ne yaptım biliyor musunuz? O iki çocuğun bilgisayarında benim ofisteki bütün dataları yükleyince o çocukların dışarıdaki üç günleri gitti. Ve ilk aklıma Çağrı geldi. Dedim ki keşke online bir muhasebe programı kullansaydık. Yani artık herhalde oraya doğru geçmemiz gerekiyor. Yani bizim yıllardır bir alışkanlığımız var. Evet kolaylıkları var. Ama ben orada ilk defa yani bu cumartesi oldu bu. Hissettim dedim ki evet keşke online olsaydı işte. Diyor ki bir hafta geriye döndürebiliriz. Ya da bir gün geriye döndürebiliriz. O yüzden bu iş böyle teknolojik altyapı ve online'a doğru gidiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soru cevap bölümümüz var. Arkadaşlar da burada. Ben de buradayım. Eğer sorularınız varsa cevaplamaya hazırım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sorularınız var mı? Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Abi mühendis. Bir iki konuda hep aslında onlarla ilgili bir sorum olacak. Şimdi IRGAT programının kullanımıyla ilgili kendi şahsi kanaatim kullanımın az kalmasını veya kullanımın zor olmasının sebebi WhatsApp'la entegre olmaması. IRGAT'ın nadilleri var şu anda piyasada. Bunlar WhatsApp üzerinden otomatik gönderim yapan programlar. O yüzden bence IRGAT'ın daha rahat kullanılabilmesi için WhatsApp'la entegrasyonun mutlaka açılması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla şu anda WhatsApp üzerinden gönderim yapamıyor IRGAT.
Birinci sıkıntımız bu. Bu hemen cevap verelim mi yetkilimiz buradayken? Tamam. Murat Bey'e verelim sözü, evet. Buyurun Murat Bey. Murat, ben hürmetin genel bir bilmiyorum, konudan kişiyim. Buyurun Murat Bey, kullanın. Ses. Açık burası. Şimdi WhatsApp'la ilgili biz özellikle yapmıyoruz. Nedenini anlatayım. Şimdi birincisi zaten WhatsApp birçok mahkemede delil olarak kabul edilmiyor. Bu bir. İkincisi WhatsApp'ın sunucuları yurt dışında. Sizin normalde yurt dışı sunucu üzerinden herhangi bir muhasebe evrağını ya da KVKK gereği herhangi bir veriyi zaten paylaşmamanız gerekiyor. Bu iki. Üçüncüsü de eğer biz WhatsApp'ı kullanmaya devam edersek, bu arada ben tahakkukları WhatsApp'tan gönderebilirim. Yani 5 yıldır, 6 yıldır bunun savaşını veriyorum. Eğer ben WhatsApp üzerinden göndermeye devam edersem, müşterinize siz hep WhatsApp üzerinden ya da yarın öbür gün başka bir uygulama çıktığında o uygulama üzerinden veri göndermeye devam edeceksiniz. Şimdi zamanında nasıldı? Elden götürüyorduk tahakkukları ya da evrakları. Sonra e-posta çıktı. E-posta ile göndermeye başladık. Sonra WhatsApp çıktı. WhatsApp'la göndermeye başladık. Burada değişen hiçbir şey yok. Sadece gönderme yönteminiz değişti. Ama siz göndermeye devam ettiniz. Bu arada WhatsApp herhangi bir kendi üzerinden reklamcılık faaliyeti olmasın diye üçüncü parti yazılımları, yani bizim gibi yazılımlara bir entegrasyonu kabul etmiyor. Çünkü SMS'de oluşan biliyorsunuz hani bizim onayımızın dışında sürekli bir bilgilendirme SMS'i geliyor. WhatsApp'ın buna izin verdiğini düşünsenize, telefonlarımızı eline geçiren herkes bize binlerce broşür, PDF dosya, tanıtım gönderebilir. O yüzden WhatsApp bunların hepsini engelliyor. Dördüncüsü, eğer biz WhatsApp'ı kullanmaya devam edersek kendi uygulamalarımızı geliştiremeyeceğiz. WhatsApp'a biz bir eklenti yazamıyoruz. WhatsApp'ı istediğimiz gibi yönetemiyoruz. WhatsApp bu arada milyonlarca, milyarlarca değer kazanmaya devam ediyor. Ama kendi uygulamamızı yazarsak, biz mesela bunun için Müşavirim App diye bir mobil uygulama yazdık. Türk mühendislerinin, yani bizim mikro grup içinde kendimizin ürettiği bir mobil uygulama. Sunucular yurt içinde, Apple Store'da ve Google Play'de var. Eğer siz Müşavirim App'i kullanırsanız, aynı WhatsApp mantığında mobil bankacılık gibi tahakkuklar direkt mobil uygulamanın üzerine gidiyor. Şimdi birincisi, mobil uygulamanın üzerine, Müşavirim App'in üzerine sesli ve görüntülü bir bildirim geldiği anda müşteriniz o gelen bildirimi tıkladığında tahakkuğunu görüntülüyor. Tahakkuğunu görüntülediğinde biz ona zaman mührü vuruyoruz. Aynı e-tebligattaki gibi. Ve delil haline getiriyoruz. Yani ileride işte ben duymadığım, görmediğim gibi bir durumla karşılaşırsanız siz kendi ekranınızdan, IRGAT'ın yönetim paneli ekranından diyorsunuz ki bu tarih, bu saatte bu tahakkuğu ya da beyannameyi okumuşsun. Ya da bordroyu da okumuşsun. 5 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Bir telefon uygulaması var ofisi. 5 yıldır düzenli olarak 3 ayda bir cep telefonu uygulamamı kurun. Aplikasyonlarınızı buradan görün, tebligatlarınızı buradan bakın vesaire. Kullanım oranı %20. Ama WhatsApp'tan gönderdiği tahakkukların tamamı müşteri tarafından alınıyor ve müşteri asla buna itiraz etmiyor. Ama muhasebe etten gönderdiği uygulamalara itiraz ediyor. Tamam. Kendi kurulu değildir. Benim söylemek istediğim, ben sizi çok iyi anlıyorum, haklısınız. Ancak maalesef genel geçen uygulamaların dışındaki bildirimleri müşterilere gönderemiyoruz, onları eğitemiyoruz. Şimdi şöyle, bakın alışkanlıklar, Freud'un bir lafı var, hani alışkanlıklar köleliğin başka bir boyutudur der. Bu tamamıyla WhatsApp tabii çok güzel bir uygulama, kolay bir uygulama, hızlı bir uygulama. Mesajlaşma uygulaması, belge paylaşım uygulaması değil. Evet, şimdi WhatsApp'la biz göndermeye devam edersek, bakın bu arada ben söyleyeyim, yani tahakkukları WhatsApp'tan gönderebilirim, yani özellikle göndermiyorum. Çünkü eğer bizim kendi uygulamamızı kullanırsak eğer Müşavirim App'i, sizin isteklerinize göre bir de geliştirilebilir. Çünkü mevzuatlar sürekli değişiyor biliyorsunuz, gelişiyor. Biz ona istediğimiz her şeyi ekleyebiliriz, hep beraber geliştirebiliriz. Ama WhatsApp'a biz bir şey ekleyemeyiz. Sonuncusu da, bakın eğer WhatsApp, e-posta gibi durumları kullanmaya devam edersek, biz sürekli göndermeye devam edeceğiz. Ama
Müşavirim App uygulamasını müşteriniz kullandığı anda eğer bir imza sürküsüne ihtiyacı varsa uygulama üzerinden alabilecek. Geçmiş döneme ait bir evrağa ihtiyacı varsa alabilecek. İstediği bordrosundan tutun da biliyorsunuz tahakkuklara kadar her şeyi alabilir. Yani nacizane önerim, lütfen yanlış anlamayın beni. Ben de 10 yıldır aranızdayım, bu uygulamayı, bu programı geliştiriyorum. Eğer kendi yazdığımız yazılımları kullanırsak hem bizim Türk mühendisleri kazanmış olur, Türk şirketleri daha değer kazanır. Hem de biz istediğimiz gibi eklentileri, eklemeleri, geliştirmeleri sizin istekleriniz neticesinde geliştirebiliriz. Ama WhatsApp bize bir tane virgülle bile dokundurtmaz. Ve WhatsApp'ı kullanırsak da halen daha müşteriye, düzeltiyorum, mükellefler ya da müşteriye, tekrar tekrar aynı verileri tekrar tekrar göndereceksiniz. Bir daha söylüyorum, birçok ticari mahkeme WhatsApp'ta gördüğünüz o tiki delil olarak kabul etmiyor. En önemlisi de bu. Yani nacizane önerim, WhatsApp'tan bir an önce kurtulmamız hep beraber. Bu anlamda ama. Yani mesajlaşalım, fotoğraf gönderelim, birbirimize dost, akraba, eş, her türlü mesajı yazalım ama iş olarak kullandığımızda aynen biz de öyle düşünüyoruz. Buyurun. Alalım. Bir de karışık programı ile ilgili bir sıkıntımız var. Şöyle bir sıkıntımız var. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Müşavirler olarak maalesef bu e-fatura süreçlerinde muhatap kabul ediliyoruz biz. İşte müşterimiz kimle çalışayım? Az önce bile bir mesaja cevap verdim. Zirve programıyla devam etmek istemiyorlarmış. Yani e-fatura yönünde hangi programla devam edelim diye bize soruluyor. Biz buna cevapladığımız zaman da programı yazan, programın yazılımcısı gibi bir programda bir hata oluştuğu zaman da bize dönüş yapılıyor. Ben şahsen ofisim adına mali müşavir programları, pardon, e-fatura programları önermiyorum artık. Bazı süreçlerde sorun yaşadık. Şimdi paraşütü önerebilmemiz için de şöyle bir, mesela paraşütü ben kullanmak istiyorum çünkü zirve programı kullanıyorum ve faturaların aktarımı mesela bir EBM'ye göre veya işte Kolaysoft'a göre, Unumsoft'a göre daha hızlı çünkü aynı bünyedeki programlar. Bu noktada paraşütü kullandırmak istiyorum ama bu sefer de şöyle bir şey sorunla karşılaşıyoruz biz. Şimdi EDM 1000 tane kontör veriyor, satıyor ve bu kontörleri silmiyor. Paraşüt bu kontörleri 1 yıl kullanıma açıyor ve 1 yıl sonunda eğer kontörler kullanılmazsa siliniyor. Şimdi biz mecburen müşterimize bunu söylemek durumundayız. Bunu söylediğimiz zaman da ya ben o zaman 1000 kontörü veya 500 kontörü veya 300 kontörü her neyse 1 yılda kullanamam. EDM ile devam edeyim veya işte Uyumsoft ile devam edeyim mantığına geliyor. Bence paraşüt burada satış politikasını değiştirmeli. Bu kontörlerle ilgili farklı bir şey yapmalı. Teknik olarak bunda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çok kısa Zirve Nova ile ilgili de bir iki soru sorup bırakayım. Tabii. Şimdi Zirve Nova biz biri alırken üyeliği yapmıştım. O zaman Merinos'taki seminere katılmıştım. O zaman da bir indirim sağlanmıştı. Almıştık. Onu alırken şöyle bir şey söylenmişti. Zirvedeki kısa yolların aynıları Zirve Nova'da da olacak. Kaldı ki Zirve Nova 1'de zaten bu kısa yollar vardı. Sonradan bunun değişmesinin sebebi nedir? Bu bizim geçişimizi biraz sıkıntıya sokabilecek bir durum. Onu merak ediyorum. Bir de bankaların aktarılması ile ilgili bankalarla bazı anlaşmalar yapılacak. Bunlar otomatik alınabilecek denmişti. Şu anda böyle bir şeyden bahsedilmedi. Yine zirvenin lokalde kurulu programındaki gibi bir süreç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Excel'e alıp Excel'den aktarma gibi. Bu aktarım otomatik yapılamaz mı? Bununla ilgili bir çalışma oldu mu? Onu merak ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ben iki soruda cevaplayayım. İlki aslında şey tarafıyla ilgili, bankacılık tarafıyla ilgili. 2023'te bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın bir açık bankacılık süreci var, uygulaması var. Bu açık bankacılık süreci tamamlandığında biz Nova olarak bütün bankalarla entegre bir şekilde bahsettiğiniz gibi entegrasyon halinde olup verilerinizi aktarıyor hale olacağız. Bununla ilgili zaten yürüttüğümüz bir çalışma var ama buradaki açık bankacılık uygulamasının tamamlanmasını bekliyoruz. O da 2023'ün başlarında gözüküyor şu an planlanan. Bu çalışma tamamlandığında biz de Nova tarafındaki entegrasyonu yapıya olacağız zaten. Diğer taraftaki sorunuz tekrar bir alsam onu.
paraşüt tarafını zaten oradaki bir gelip kısa yollar tarafında da şöyle Nova 1.0 2.0 fark etmiyor. Yine aynı şekilde aynı kısa yollar kullanılıyor ama sunumda da bahsettiğim gibi teknoloji gereği biz bir tarayıcı tarafında çalışan bir ürün olduğumuz için sizin oradaki kullandığınız bir kısa yol Chrome'un bir kısa yoluna denk gelebiliyor, çakışabiliyor. O yüzden oradaki tuş kombinasyonları farklılık gösterebiliyor. Ama mümkün olduğu kadar bu kombinasyonları eşit hale getirmeye çalışıyoruz. Varsa aradaki boşlukları onu tamamlamaya çalışıyoruz. Eğer çakışma varsa da farklı bir kısa yol kullanmak için de bununla ilgili çalışıyoruz. Buradaki tamamen yapamamamızın sebebi tarayıcı kaynaklı. Yani o tarafta Chrome'un izin vermemesinden dolayı, aynı kısa yolların çakışmasından dolayı bu çalışmayı yapamıyoruz. Teşekkürler. Öncesinde ben sizin paraşütle ilgili sorunuza hemen sağınızdaki arkadaşım da birebir de cevap verecek. Tamam. Mert Bey aynen birebir de cevap verecek. Tamam. Tabii. Mert Bey. Mert Bey. Ben de aynı programı. Merhabalar. Merhabalar. Bilgi Teknoloji İzleme Komisyonu'ndan Samet Kula. Benim birkaç sorum olacaktı, hızlı sorabilir miyim? Çift faktörlü kimlik doğrulama var mı, olacak mı? Şu an yok, olacak ama. Tamam. Bu güzel bir soru bu arada. Biz planladığımız, özel güvenlik tarafında planladığımız çalışmalardan biriydi. Güzel denk geldi. Veri güvenliği açısından biz çok önemsiyoruz bu tarafı. Evet, teşekkürler. Veri kayıt süresi işlediğimiz evraklarda anında tepki olarak geçebilecek mi? İnternet kopmalarında zirvede olduğu gibi tekrardan geriye dönük fişi kontrol etme gibi imkanımız olacak mı? Olacak. Şu an mevcut da var zaten. Mesela bilanço tarafında da fiş girişi yaparken bir anda internet bağlantınız koptu veya sekmeyi kapattınız. Tekrar açtığınızda kaldığınız yerden devam edin diye bir seçenek var. Onu evet dediğinizde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz zaten. Anladım. Yani orada bir veri kaybınız olmuyor. Nova'dan masaüstüne aktarım konusunda geçen birisinden bilgi almıştım ama sizin tarafınızdan izleneceği söylenmişti telefonda. Bunları bizim yapmamız mümkün olabilecek mi? Olacak. Bir aktarım programı var zaten kullandığımız ama burada biz destek tarafıyla beraber ilerletiyoruz süreci ki hani sağlıklı ilerlesin. Aktarımlar çok kritik. Hani o tarafta herhangi bir eksik dosya vesaire aktarılmasın diye özellikle destek tarafıyla beraber ilerlemesini tavsiye ediyoruz. Ama yine kendiniz de istediğiniz gibi aktarım tarafında yapabileceksiniz aktarımı. Şu an mevcut da var zaten o. Nova tarafından masaüstüne, masaüstünden Nova'ya aktarım mevcutta da var zaten. Şu an bir problem yok onunla ilgili. Az önce demoda uyguladığınız bu toplu evrak numarası verme bütün fişlerde geçerli olacak mı? Yoksa tek tek içine girip aynı fişin içinde mi evrak verebileceğiz? Zirvedeki gibi ilgili fişleri seçip toplu evrak numarası ver gibi. Yok, verebileceksiniz aynı. Tamam. Aynı şekilde. Son bir soru. Defter beyana aktarımla ilgili bir şey göremedim ama videolarda vardır belki. Normalde Nova tarafında var. Defter beyan tarafındaki gelir ve giderleri zaten Nova'ya çekebiliyorsunuz. Bunun haricinde defter beyan tarafında Excel'le aktarım özelliği de var. O tarafta yine Excel'le de şablon oluşturup içeri tarafa gelen ve giden gelir ve giderlerinizi aktarabiliyorsunuz. Mevcutta şu an Nova'da var ikisi de. Son bir sorum olacak. Mevcut kullanıcılara uygun bir fiyat politikanız olacak mı? Çünkü son bir hafta içinde herhalde baktığımda çok yüksek bir meblağlara ulaşmış bir fiyat olarak gördüm de belki şey kaynaklıdır. Yani 18 kullanıcı 150 defter gibi otomatik bir yenileme ücreti çıkıyordu da. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? O tarafta şöyle, biz üyelik modeliyle ilerliyoruz. Yazılım firmaları zaten iki tane farklı metodla ilerliyor. YGD veya üyelik metoduyla ilerliyoruz. Üyelik yöntemiyle ilerliyoruz. Daha önce Nova alan 2018, 2019, 2020, 2021'in yanlış hatırlamıyorsam 8. ayına kadar olanlar için bir özel bir durum var. Daha önce Nova alanlar için. Onlar da yine seminer bitiminde beni bulurlarsa iletişim bilgilerini alabilirim. Onlar için özel bir durum var, bir kampanya var. Onun haricinde o tarihten sonra alanlar için normal rutin döngü nasılsa öyle devam edecek. Onu da özellikle söyleyeyim. Bugün için %21 kampanyamız var. İsminizi yazdırdığınızda %20'lik bir indirim kodu tanımlanacak. Buradan da faydalanabilirsiniz. Buyurun. E-fatura e-arşif modülü olacak mı? Ayrı zirve ticari almamız mı gerekecek? E-fatura e-arşif. Zaten Nova'da. Şu an mevcuttaki e-arşivleri içeri alabiliyorsunuz. E-arşiv kendi içerisine. Yok, bu bir ticari, hani ticari bir durum olduğu için bizim ürünümüz Nova tarafı şu an müşavirlik bir ürün olduğu için onun için ayrı bir program. Aynen, genel muhasebe programı için evet. Teşekkürler.
Buyurun. Şu an mevcutta kullandığımız zahideki kayıtları kaç yıl gelerek onlara aktarabiliriz? Mevcuttakinin tamamını yıl yılı aktarabilirsiniz ama gösterim tarafında 2016'ya kadardı yanlış hatırlamıyorsam. 2016'dan sonrasını Nova tarafında gösteriyor. Ama peyderpey yılı ayrı ayrı aktarabilirsiniz. Yok mesela çok eski anlar var. Mesela şu an 2022'ye aktarıp Nisan ayında kurumları Nova'da yapabilir miyiz? Tabii çok rahat yaparsınız. Hiç problem yok o tarafta. Tamamen otomatik. Yani güncellemenin olduğundan sizin haberiniz olmuyor. Yani o aynen öyle. Her şey güncelleniyor. Yani gece sadece 1.5'ta 5 dakikalık bir kesinti oluyor Nova tarafında. Onun haricinde siz uyandığınızda bütün güncellemeler yapılmış oluyor. O bilgisayarda olmanız da şart değil. Hangi bilgisayarda olursanız olun. Giriş yaptığınızda bütün güncellemeler zaten Nova tarafında aktif olmuş oluyor. Başkanımızın söylediği yeni bir açanlar için de ücretsiz programı var ya, o Nova için de geçer mi? Yeni bir açanlar için mesleği ilk adım kampanyası var. Orada %50 bir indirim durumu var. O tarafta da öyle bir kampanyamız var. Yeni ofis açanlar ve belgesini yeni alanlar için. Buyurun. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Bu aktarım konularında şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Ben 5 gün oldu Nova'yı alalı. Hı-hı. Mesela 2017'ye aktardım. Sonra 2018'e aktardım. 2018'in YM'ye kayıtları içerisinde 2017'nin YM'ye kaydı çıktı. Yani mizan kontrollerinden giderek aktardıklarımı kontrol ettim. Bununla ilgili bir çalışma... Normalde şu an mevcutta aktarımlarda böyle bir problem yok ama belki kişi bazlı bir yani sizin tarafta kişi bazlı aktarımda bir hata olmuş olabilir onunla ilgili. Orada da destek tarafıyla yine bana da iletişim bilginizi iletirseniz destek tarafıyla da görüşürüz. Aktarım tekrar baştan yapılır. Orada öyle bir problem olmayacaktır. Yani mevcutta şu an öyle bir hatamız yok. Yani yıllar peyderpey yılları aktarabiliyorsunuz. Tamam, o zaman destek tarafını alın. Bir de puantajlarla alakalı yani bordro bilgilerini getiriyor. Hı hı. Ama puantajları getirmiyor. Bu sonradan sonra yani zirveden Nova'ya aktardığımızda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatında sıkıntı yaratabilir. Şöyle puantaj tarafı mevcuttaki masaüstü dahil hiçbir programdan hazırlanmış puantajların aktarımı yok. Nova tarafında da yok. Yani o taraftaki personel kartlarını aktarıyoruz ama puantajları aktarmıyoruz. Ama dediğim gibi mevcuttaki hiçbir program bunun aktarımını yapmıyor. Çünkü bizim taraftaki hesaplamaları farklı. Aktardığınız programdaki hesaplamalar farklı. Burada farklılıklar oluşuyor formüller kaynaklı. O yüzden aktarım yapmıyoruz. Kolay gelsin. Bu bordro ile alakalı geçmişe dönük ek ödeme, kıdem tazminatına dahil prim bunlar var. Nova'dan çıkış yapılırsa 11 yıllık bir çalışan personelin tazminatı hesapladığımızda yanlış hesaplayacak Nova. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Bununla ilgili yine ben analiz tarafıyla görüşüp size bilgi vereyim. Yani mevcuttaki yürüyen çalışmayı burada bilgim yok ama netleştirip yine size bilgi verebilirim. Detay bilgi istediğinizde yine bana çıkışta ulaşabilirsiniz. İletişim bilginizi alıp ulaşırım mutlaka. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Zirve müşavirde olmayan ofis otomasyonu. Mevcutta şu an ofis otomasyonu yok bizim tarafta. O tarafta da Irgat'ı özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü Irgat bu tarafta hani ofis otomasyonu tarafında ihtisası olduğu için biz genel muhasebe alanında Nova olarak ilerliyoruz. Bu tarafta uzmanlaşıp ilerlemek istiyoruz. Ofis otomasyonunda da Irgat'ı tavsiye ediyoruz. Irgat'ı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. En temel fark o var. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Beyefendinin sorusunu da alalım. Çekilişimize geçelim. Buyurun. Şimdi bu tekil olayla ilgili haberleriyle şey yaparken ben de polise şey kurtuluyordum da bu güvenlik duvarı. Hı hı. O zaman dedim ya dedim yarın gün dedim online'a geçirdim. Abi dedi online'da dedi ekliyorlardı. Öyle bir durum var mı? Yok. Bizim sunucularımız evet iki tane farklı veri merkezinde tutuluyor. Turkcell altyapısını kullanıyoruz. Hayır, mesela benim ofisteki şeyi like yazdım. Bu anda da benim açık Nova'yı kullanıyorum mesela. Onu ekleyebiliyor mu? Yok verilerin yani bizim taraftaki verileriniz biz tamamen bizim güvencemiz altında. Bilgisayardaki veriler o tamamen sizin sorumluluğunuz ama tamam tıkadı. Kapattınız başka bilgisayardan Nova'ya giriş yapın kaldığınız yerden devam edin. Ama Nova'yı müdahale edemiyor yani. Yok. Vallahi onu iddia etti. Hatta dedi bizim buradaki yetkiliyi de ismini söyledi de o biliyor beni dedi. Kaç tane gittim problemler uğraştı. Yok. Bu tarafta dediğim gibi hem 7 dakikada bir iki farklı veri merkezine yedekler alınıyor. Bir de 24 saatte bir yedeğin yedeği alınıyor. O tarafta herhangi bir veri kaybınız olmaz.
Onun garantisi var yani. Tabii. Sisteminin hiçbir şekilde eklenme olayı yok. Tabii ki, tabii ki. Yani veriler orada bizim güvenliğimizde. Pentagon'u hackliyor. Siz nasıl etkilemeyecek? Ya biz çalıştığımız Türksel veri merkezine zaten güven. Onlar zaten hackleniyorsa, Türksel altyapısı hackleniyor. Onlar hackleniyorsa o tarafta da Türksel'de de problem olacak, bizde de problem olacak. Hani öyle bakıyoruz olaya. Hepsi bağlantı. Eğer Turkcell'de ekleniyorsa zaten o zaman bizim eklenmemiz de orada normal karşılanır belki. Yani bu çok uç bir senaryo. Bir de üstadıma şey soracağım Alper diye. Şimdi bu harflerin nedeniyle biz hedefleri EPAPRO'ya geçireceğiz ya. Mesela biz de burada yeni EPAPRO'larımız olacak. Bir dahaki senede onlar zorunlu olarak hedeflere geçecek. Acaba bunları gönüllü geçsek mi? Ben de geçeyim abi, evet. Hatta ben şey söyledim arkadaşlar. Acaba E-fatura geçersek şu 2000-5000 portalından kurtuluyoruz ya. Ben bizim arkadaşlara şey dedim ya, biz e-fatura olmayan defterini tutmayalım artık. Ya, yani bu yıl başında öyle bir radikal bir karar vereceğiz. Çünkü bu interaktif belgesi çok zaman kaybediyoruz. Ama o e-fatura olsaydı e-fatura biz görüntüleyebiliyoruz biliyorsunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Aktarabiliyoruz da. O zaman şöyle bir şey yapmak lazım. O zaman Haziran'da e-fatura geçecekleri... Ya hemen bir de e-fatura geçirin, zaten e-faturayı gönüllü geçerseniz e-defter zorunlu da değil biliyorsunuz. O yüzden biz öyle bir karar aldık. Bir anda e-defteri başında geçelim, e-defteri seneye mi geçelim? Tamam mı? E-defteri limitlere kadar geçmenize gerek yok ama e-deftere de geçmek lazım. Kağıt 86'da olmuş ya. Yani yavaş yavaş e-deftere de geçmek lazım. Bizim muhasebesel aslında siz de hani meslekçi hangisini uygulamak daha kolay? Ben bizim ofiste şunu uygulayacağım. 1 Ocak'tan itibaren e-fatura mükellef olmayan defterini tutmayacağım. Ay yok, onu demiyorum. Mesela e-defter içinde şöyle yavaş yavaş herkesi bize e-deftere geçiriyoruz. Ha, e-faturayı geçirdik mesela. Bir süre sonra bir sonraki sene başına da e-deftere geçiriyoruz, evet. O zaten zorunlu. Gönüllü geçişlerde zorunlu değil. Gönüllü olarak e-faturayı geçirdik, bir sonraki senenin başında da e-deftere geçiriyoruz. Anladım. O zaman e-deftere geç geçirdim ama e-faturayı hemen geçin. Hemen geçin bence. Hatta bugün. Soru var mı başka? Çekiliş yapalım sonra soru olur. Çıkışta alayım. Sadece ben bir şey, Yusuf Bey vardı burada. Ona özellikle söz vermek istiyorum. Gidişte tanışmıştık. Nova'yı aktif kullanıyormuş Bursa'da. Bir mikrofon uzatabilirseniz o deneyimini paylaşsa özellikle onda. Sunum öncesinde burada tanışmıştık. Herkese merhaba. Yaklaşık 7 aydır kullanıyorum ben Nova'yı. Yani ilk geçiş aşamasında, ilk bir aylık sürede sıkıntılar yaşadık mı? Evet, yaşadık. Bu hesap planlarının birbirine uymamasından, ama sağ olsunlar destekteki arkadaşlar yardımcı oldular bu konuda. Eğitimlerden, yani gördüğümüz derslerden kaynaklı o konularda bize yardımcı oldular. Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ben yani kullandığım sürece. Bir tek demirbaş modülünde, bir de sizinle konuşmuştum, hı hı, bu stok modülünde. Onun haricinde herhangi bir problem görmüyorum ben Nova'da. Yani masa üstünde olması gereken bütün modüller orada da mevcut. Ki artı yönleri çok var. Hani dediğiniz gibi programlar arasında, hani biz zirveyi kullanıyorken mesela başka bir firmaya gireceğimiz zaman ya ikinci bir zirve açıyoruz veyahut da mevcutta olan zirveyi kapatıp tekrardan açıyoruz. Ama bunda herhangi bir kapatmaya gerek kalmadan 3-4 tane firma aynı anda açabiliyoruz. Farklı seneleri açabiliyoruz. Yani bu konuda çok avantajlı görüyorum ben şeyi. Ya demirbaşlarda nasıl bir sorun var? Hani geliştirmeniz açısından ben size de söyleyeyim. Tabii. Bir demirbaş listesi almaya çalıştığınız zaman mesela sizin bütün firmalarınızın demirbaşlarını alıyor orada. Ama bir fiş keserken mesela yansıtma dönemlerinde, geçici vergi dönemlerinde bir demirbaş fişi kesmeye çalıştığımız zaman bütün senenin amortismanını ayırıyor orada. Yani dönem, aynen dönem bazında almıyor da bütün seneyi ayırıyor. Orada manuel olarak almak zorundayız. Onun haricinde yani bir stok modülünde biraz sıkıntı var. Onun haricinde bir problem görmüyorum şu anda. Evet, masaüstünden geçtiler. Teşekkür ederiz. Tabii. Genel bir endişe şu. Yani biliyorsunuz, birisi masaüstü program, birisi internet üzerinde bir program. O aşamada çok zorlandınız mı? Yok, zorlanmadım yani. İnternetiniz kesilmediği sürece, hani düşük kaliteli bir internet olsa herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Yani bu işinizi evden de yürütebilirsiniz, gidip bir kafede oturarak da yürütebilirsiniz. Bu mali müşavir için çok avantajlı bir şey bence bu. Özellikle bunu duymak istedim. Aynen. Çok
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu soruyu da alalım. Şunu sormak istiyorum. Ben şimdi 2023'te planlıyorum Nova'ya geçmeyi de. Evet. 2022 defterinde yine bu masa üstünde mi devam ettirelim yoksa avantajlı mı? Üstadıma da buyurun. Ne sorunuz abi? Ne sorunuz? Konu şu, ben 2023'te bu Nova'ya geçmeyi planlıyorum. Tamam. Ama 2022 kayıtlarım işte kurumlar, kurumlar bunlar da eski usulden mi vereyim yoksa veri aktarıp yeniden mi? 2022 tamamlayın, aktarın. 2023 kurumları oradan verebilirsiniz. Bir sorun yok. Bu arada ben size şunu söylemeyi unuttum. Bir enflasyon değerlemesi ve yeniden değerleme var biliyorsunuz. Evet. Hani bir 32. madde, bir geçici madde var. Enflasyon değerlemesi uygulaması 31.12.2023'te öngörülüyordu ya. 2024 Ocak'ta yapacaktı. Muhtemelen bir kanun teklifiyle Ocak'ta çıkacak. Biz harıl harıl şu anda enflasyon muhasebesi üzerine çalışıyoruz. Bütün üniversite hocalarına ders aldırıyorlar şu anda. Biz de çalışmaya başladık. Muhtemelen evet Ocak'ta 2023'te enflasyon muhasebesi geliyormuş gibi gözüküyor. 2022'nin tablolarını evet, enflasyon muhasebesine göre yapacağız. Yapılacak gibi gözüküyor evet. Bir kanun tasarısıyla erkene çekecekler. Ya burada sıkıntı şuradan oluyor. Kamuoyunda çok tepki var. Zamanında 100 bin liraya araba almış. Şimdi o arabayı 1,5 milyona satıyor. 1 milyon 400 bin kar ediyormuş gibi gözüküyor. Böyle çok tepkiler geldi. Bankalardan da talepler var. İşte ev fiyatları çok arttı. Mesela adam fabrika binasını 1 milyon lira almış. Şu anda 50 milyon lira. O yüzden bunları bir değerlendirelim. En azından rakamları realize edelim diye bir kanun teklifi gelecek. Çok yüksek ihtimalle gelecek. Çünkü bütün üniversite hocaları şu anda kurslardalar. Biz de mesela bir haftadır enflasyon muhasebesi yeniden değerleme üzerine çalışıyoruz. Muhtemelen otomatik yaptıracağız. %2'yi bugün bir müşterim sordu. Anlattım, dedim ki ya şu anda %2 ödeyerek yapabilirsin. Yaklaşık 400-450 bin lira bir ödeme çıkıyor. Ama muhtemelen Ocak ayında böyle bir şey çıkıyor. Onda para olmayacak deyince tamam Ocak ayını bekleyelim dedim. Kendilere karşı kanun bunu düşünmek evet. Ama orada enflasyon düzeltmesinde ilk yıl faydalanamayacak diyordu. Yani duruma göre... Yani bir tasarıyla ne yapacaklar bilmiyorum ama işte bu 2022 mesela ben şeyi de tahmin ediyorum. Matra artışına 2022'de dahil edilebilir gibi tahmin ediyorum. Onun için oldu. Onun insanı beklesin. Evet, evet. Çekiliş yapsınlar, gene sorular olsa konuşuruz, olur mu? Tamamdır. Ekran gözüküyor mu? Buyurun Çağrı Bey. Tamam. İki tane Nova hediye edeceğiz. İki tane de Irgat hediye edeceğiz. Ama ben önce şunu merak ediyorum. Bugünkü kampanyamızdan faydalanıp Nova'ya geçmek isteyen meslektaşlarımız var mı aramızda şu anda? Tamam. Bugünkü kampanyamızdan faydalanmak isteyen %20 iskont indirimimiz var ya. İsimlerinizi almak istiyoruz eğer Nova'ya geçiş varsa. Nasıl? Genç meslektaşlarım yok. Yok yok. Tamam. Size. Ben zaten. Tamam. İsmini yok ben. Yok değiliz ama isimlerinizi yazdırırsanız yardımcı olacağız. Evet. Tamam. Buyurun Çağrı Bey. İlk bir yıllık Nova için çekilişi başlattım. Çiğdem. Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir bebeği de çekilişi vardı. Hayırlı olsun. Çekiliş çekilmişti ama o zaman çok büyüktü. Ben yedeklerdeydim, asıl yoktu. Daha sonra ben de ofiste çalıştığım için almadım. 3 sene sonra ofisi açarken Tamer Bey'i aradım. Hakkım hala duruyor mu dedim. Tabii ki dedi. 3 sene sonra öyle almıştı. Bugüne gelirken herife dedim ki inşallah bana çıkar. Çok çok iyi oldu. Bunlar olmaz Çiğdem abi. Bana sevinir. Benim abim şu an meslektaş geldi. Boşuna çekiliş yapmayın bana çıkacak dedi. Biz de çok mutlu olduk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne güzel. Şimdi evet. İkinci bir yıllık Nova için başlattım. Başlayabilir miyim? Yine Çiğdem Hanım. Göğmen Aydın. Gökmen Bey. Pardon. Yoksa yok. Ne yapalım? Tekrar çekelim. Size Gökmen diyorlarmış. Alper Bey öyle diyor. Göbek adım Gökmen.
Göbek adınız Gökmen'miş. Biz o zaman tekrar çekelim Gökmen Bey yokken buradaki konuklarımıza. Ama benim dakikaya var. Cemil Aydın. Cemil Bey. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir yıllık Irgat için çekiliş. Şöyle başlattım evet. Irgat'ı. Ben sizi tutuyorum. Samet Kula. Samet Bey hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Son Irgat için şöyle çekilişi başlattım. Binnur Hanım. Binnur Hanım. Değil misiniz? Kısmet. Binnur Hanım burada mı? Onu da talipmiş. Bana çıkarsa haber verin diye bana tepki etmiş. Tamam. O zaman Binnur Hanım'a da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Hayırlı arkadaşa. O zaman evet Gökmen Bey'i de yazalım biz. Gökmen Bey'inkini de tamam. Tamam. Tamam başkanım. O zaman bugüne özel 3 tane Nova oldu. Gökmen Bey'in hakkında yememiş olalım. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz hepinize katılımınız için. Umarım güzel bir etkinlik olmuştur. Hatta şurada toplu bir fotoğraf çektirebilir miyiz başkanım?